Günaydın. Medya Kritik başladı haftanın bu ilk gününde. Cem Küçük ve bendeniz Fuat Uğur. Karşınızdayız yine her zaman olduğu gibi sevgili seyirciler. Evet, bugün pek çok konu var. Pek çok ilginç konu var sevgili seyirciler. Bütün bunları sizlerle paylaşacağız, konuşacağız, tartışacağız ve sizlere aktaracağız. Cem, merhaba tekrar. Hafta sonunda SETA'nın toplantısına katıldın galiba. Enteresan bir toplantıydı. Anladığım kadarıyla biraz bilgi versene oradan bize. Biliyorsunuz SETA Vakfı birçok konuda önemli araştırmalar yapıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da ne getirir ne götürür diye akşam saatlerine kadar bir tebliğ sunum yapıldı orada. Başkanlık sistemini anlattılar. Yani Burhan Kuzu, bizim Kılıç, Washington DC temsilcisi, o işte Fahrettin Altun, Burhanettin Duran hepsi birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanımız oradaydı. O esas bir 50 dakikalık konuşma yaptı. Niçin evet dendiğini söyledi. Enteresan bir şey oldu. Yani bürokrasiyi görme açısından hem SETA'nın yaptığı çalışmaları görme açısından bir kitapçık var. Aslında o SETA'nın o kitapçığı dağıtması lazım. Yani bende var ama yani sosyal medya yoluyla, maillerle bütün herkese ulaşması lazım. Yani başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi nedir, ne değildir? Ne getiriyor, ne götürüyor? Amerika'daki örnekler, batıdaki örnekler, Latin Amerika, Asya, bizdeki ne getiriyor? Çok müthiş bir çalışma olmuş, onu söyleyeyim. Evet, ilk defa ben halkta da bu sistemin ne getirdiğini ve ne götürdüğünü öğrenme isteği görüyorum. Ve bunun yaygın bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu tabii ve basit bir dille, bir de bunu basit bir dille anlatma. Biz geçen Cuma başka bir kanalda Burhan Hoca'ylaydık. Şimdi bir insanı konuşturmak biliyorsun maharettir. Şimdi iyi soru sorarsan, yani bu adam ne yani mesela Burhan Hoca'ya Cuma günü çok güzel anlattı. Şimdi o gün SETA'daki arkadaş iyi anlattı. Yani teknik şey ayrı. Yani halk nasıl, bu halka nasıl yansıyacak? Son kertede bu milletin önüne geliyor. Millet buna ne diyecek? Onları iyi söylemek lazım. O açıdan da çok faydalı bir kitapçık olmuş o. Yani birçok kişi kafasındaki soru işaretlerini orada bulabilir. Bir de bu muhalefetin yalanlarını hani yok tek adam oluyor, yok meclis yok, yok bilmem ne. O yalanların hepsi zaten niçin yalan olduğu da o kitapçıkta hepsi çok net bir şekilde görülüyor. Tabii şey yapılıyor. Şimdi Sen de Kayseri'deydin değil mi? Ben de Kayseri'deydim. Evet, Kayseri'de. Yani. Ben ondan bahsetmeyeyim. Seyircilerimizin sabah sabah iştahını kabartmayayım şimdi. Evet, Kayseri'de. Yani gurme yemek yedin değil mi orada ya? Evet, bol bol Kayseri yemeklerini çok tattım. Gayet güzeldi, tavsiye ederim. Erciyes'e yani. Çıktın mı? Erciyes'e de çıktım. İyi. Evet. Erciyes'te muhteşem oteller varmış gerçekten de. Ben dediğim kadar var mıymış? Dediğim kadar var. Hele o Magna Otel. Adını Magna söyleyelim. Magna Otel dünya çapında bir otel gerçekten. Yani tebrik ediyorum böyle bir otel kurabildikleri Magna için. Magna Otel'in İsviçre'de de Avusturya'da örneği yok. Evet. Yani ben oradaki otelleri de gördüm. İsviçre'deki Erciyes'tekini de sahipleri İskenderunlu, Hataylı. İnanılmaz bir paraya kıymışlar. Ve müthiş bir otel yapmışlar ya. Yani. Evet. Zaten sen de gördün yani. Evet, gördüm. Şimdi benim yani davetli olduğum konsept yeme içme ve gurmelik üzerine. Tam yerine gitmişsin yani. Evet, tam yerine gittim. Hakikaten pöç kebabını unutamıyorum tabii ki. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Mantılarını ve pastırmaları da inanılmazdı tabii ki. Bütün bunları seyircilerimiz biliyorlar. Kayseri'li olanlar. O şey yukarıdaki yere gittin mi Taş Mekan'a? Taş Mekan'a gidemedim evet. Gidemedim. Yani o programda yoktu evet. Bir dahakine ona da gidersin artık. Tamam, ona da o da çok zaten. İyidir yani. Söyleyeyim. Yani çok tabii programda gidebilecek çok yer vardı. Mesela Kayseri'de Çerkesler çoktur. Çerkes lokantaları var malum orada. Onlara gittin mi? Gidemedik maalesef. Zaman yoktu. Ama gittiğimiz yerlerden bir tanesi bir Çerkeslerin pis hali ve dedikleri Çerkes mantısı. Ondan da ikram ettiler. O yani. Nerede? Mix'te miydi o? Mix AVM'deydi. Çemez diye bir yer var oradaydı. Muazzam yani. Şimdi hakikaten insanın sürekli böyle geziler yapısı geliyor. Gurmeler de vardı değil mi orada yani? Efendim? Mehmet Yeşin var mıydı? Yoktu. Evet. Mehmet Yeşin yoktu ama... Ona ne versen yer biliyorsun o. Yemek ayırmıyor yani. Şimdi bunun dedikodusuna girmeyeyim ama hakikaten çok enteresan şeyler anlatıyorlar bu konuda. Evet, öyle öyle yani. Evet. Ekmeği böyle soğanla ver yiyor yani adam. Ama iyi yani şey keyifli bir adam yani. Keyifli bir adam evet. Ben de evvelden beri Güneş Gazetesi'nde birlikte çalışmıştım. Evet. Şimdi bu evet hayır derken hayır darbeden yana olmak olmaktır demiş Türkiye Gazetesi'nin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın çoğu evet'i kapmış 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'da da cevap olacaktır diyor. Terör örgütü hayır diyor. Kişi sevdikleriyle haşrolunacak. 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'da önemli bir cevaptır diyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Efendim şimdi şöyle bir şey de var.
Devlet Bahçeli'nin bunu almadık galiba. Devlet Bahçeli'nin de bir kampanya açtığını görüyoruz. Burada tabii Meral Akşener taifesi alanlara indiği için yani bunlar elektriklerimiz kesildi, mesildi falan diye bir sürü şey yapıyorlar. Tantana ben yapıyorlar. Sana bir şey söyleyeyim yani orada. Böyle bir mağduriyetten, yani yapılmışsa bile böyle bir mağduriyetten bunlara malzeme verir misin? Yani gerçekten... O, ben onu sordum. O tamamen teknik bir şey. Yani teknik hiç böyle, bir şeydir hani, o yani. Hükümet şimdi ya da devlet işi gücü yok da yani Meral Akşener'in gittiği yerden bilmem şeyini yapacak ve bununla ilgili bir şey yok. Sana başka bir şey söyleyeyim. Ya şimdi bir insan, MHP'li birini düşün Fuat abi. Ya ne diye bu kadar evet hayır şeyinde ya da Erdoğan aleyhine olan her şeyde bu kadar aleyhte ve feveran ederek hayır hayır der. Hı hı. Ya bu hani bir MHP'li için aslında böyle bir varoluş sorunu değil ki bu. Hı hı. Ya MHP'liler zaten çoğu bunu destekliyor. Ülkücülerin önemli bir kısmı destekliyor. Meral Akşener'e ve onun gibi bu muhaliflere ne oluyor? Bunlar FETÖ meselesinde de bu kadar işte devletin yanında, yani ülkücü dediğin adam devletin milletin yanında olur. Hı hı. Çoğu öyledir. Gerçek ülkücü budur. Bunlar şimdi kalkıyor. Devletin milletin aleyhine iş yapıyor ya. Evet. Ya FETÖ meselesinde ortada yoksun, orada yok. Ya şu FETÖ'yü bir kere eleştirmedin Meral Akşener. Şimdi Sinan Ogan, Ümit Özdağ bir kere şu Fethullahçı teröristlere net ifadelerle yani 15 Temmuz'a gelene kadar bunların kanalları kapatılır, kapısında bitersiniz. Bunların İş adamları tutuklanır, kapısında bitersiniz. Bir de bunların o kendini demirlere vurduğunu hatırlıyorsun değil mi? Parmaklıkları. Yani parmaklıklar ardında böyle şey, illa bu. Ya bu ne çılgınlık Tipik yani. Tipik Soros yöntemi ha. Fotoğraf verme ya bu diyorsun. Yani bu nedir ya? Bu Meral Akşener'i hakikaten nasıl böyle tuzağa mı düşürdüler? Yani bilmediğimiz bir şey mi var? Ya çünkü bir insan bak muhalif olur. Eyvallah yani. Ama bu kadar ya hayır 80 milyon kere hayır filan. Ya bir şey olması lazım yani. Bu kadar düşmanlık olur mu ya? Ya millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir şey çıkmış. Milletin önüne geliyor. Onaylanmıyor. Bu kadar... Bu hanımefendinin... Yani, bu şimdi sen başka bir hesabın mı var sen yani? Sen ülkücülük diyorsun ya, bu hanımefendinin kökeninde ülkücülük falan yok. Yani belki ailede birileri ülkücü ama 10 tane parti değiştirmiş bir hanımefendi bu. Yani sonuç evet. itibariyle ülkücülük falan yok kökeninde. Dolayısıyla da Meral Akşener'in etrafındaki... o taşınan kalabalığın kim tarafından taşındığını biliyoruz biz. O 15 Temmuz'dan önce de taşınıyordu. Şimdi de taşıyorlar ama şimdi daha kriptolar. 15 Temmuz'dan sonra bir suskunluk dönemine girdiler. İşte Ümit Özdağlar, Sinan Oğanlar bilmem neler falan. O suskunluk döneminde Ümit Özdağ bir kere beni aradı. Ya dedi sen dedi bir yazı yazmışsın dedi Nisan ayında dedi. Darbecilere darbe hazırlığında olduğunu söylemişim ve devlet sizi izliyor demişsin dedi. Neyin nesi bu? Benden ağzımdan laf almaya çalıştı Ümit Özdağ. Ya Bismillahirrahmanirrahim Ümit Bey durup dururken beni niye aradın dedim. Açıkça söyledim bak yüzüne evet. karşıda söyleyebilirim bunu. Kahkahalarla güldü ve sonuçta buradan bir şey çıkarmaya çalıştılar. O da olmadı. Çıkaramadılar. Yani çünkü Kemal Kılıçdaroğlu onlara biraz yol açtı. Hani bu kontrollü darbe bilmem ne filan gibi saçma sapan abuk subuk laflar dedi ya, söyledi ya. Hı hı. Ondan bir yol açmak istedi. Ona tutunmak istediler. Yok kardeşim. Yani darbe girişimi oldu ve başarısız oldunuz. Yenildiniz. Bu kadar açık ve net. Bunu kabul edin. Artık vatan ve milletin yanında yer alın. Senin dediğin gibi. Ya bu kadar bir açık. Şöyle bir şey yapın. Ya bu böyle olabilir kardeşim. Gidin bir parti kurun o zaman ya. Ya MHP'yi ele geçiremediniz. Olmadı. Kalkın bir parti kurun. Gelin ki bu böyle bu kadar Erdoğan karşıtlığı, bu kadar Türkiye karşıtlığı, bu kadar FETÖ savunuculuğu. Normal değil bu ya. Her evet bir duadır demiş Devlet evet. Bahçeli. Bunu almadık değil mi? Bunu verelim. Şöyle verelim. Her evet bir duadır. Ya Anadolu yani bu Türkiye Gazetesi'ndeki her evet bir duadır manşeti önemli. Çünkü mesela Anadolu'daki ülkücülerin çoğu ülkücülerin önemli bir kısmı böyle söylüyor. Ama dediğim gibi yani insan yani mesela CHP'ye bu kadar muhalefet etmiyor MHP'ye. Evet. Ya düşünebiliyor musun? Ha ben PKK'ya bu kadar muhalefet ettiklerini bu muhalifleri söylüyor. Bu evet. kadar muhalefet etmiyor ya. Evet evet. PKK'ya etmiyor, Amerika'ya etmiyor. Almanya'ya etmiyor buraya ama Erdoğan'a gelince ya da AK Parti'ye ya da devlete, hükümete bu kadar bir ülkücü için ters bir şey bunlar ya. Ha bunu da en iyi millet görüyor tabii. Millet bunu oylayacak tabii yani. Evet. Onu da söyleyelim. Senin Yozgat kususunda çok enteresan bir konsept geliştirmiş Cem. Evet. O agresifleşiyorsa sen süper sakin ol diye çeşitli taktikler veriyor. O taktiklerden bahset istersen. Şey demiş, bunu Cuma 11 Şubat günü yazmış. İşin sırrına çıkıyorum. Ne yapıyorsa tersini yap diye. O agresifleşiyorsa sen sakin ol. O negatif kampanya yapıyorsa sen pozitif kampanya yap. O çok bağırıyorsa sen kısık sesle konuş. O çok konuşuyorsa sen az konuş. O çok telaşlıysa sen acayip rahat ol.
O öfkeleniyorsa sen gül, o senin tarafına en keskinlerle meydan okuyorsa sen onun tarafının kararsızlarına yumuşak bir üslupla yaklaş. O ikiye ayırıyorsa sen birleştir. Kim bu o? Hı hı. Kim bu o diye kastettiği kişi? Evet. Ya o kadar bak, bunlar o kadar yüzsüz ki. Hı hı. Hani birazdan geliriz, evet hayır. İşte bu o dediği kişi Erdoğan'ı kastediyor. Hı hı. Tamam mı? Öfkeleniyorsa bilmem ne yapıyorsa, o keskinleşiyor. Şimdi adam kalıbın adam olmadığı için delikanlı gibi Erdoğan diye yazamıyor. Yazamayınca da kalkıyor buraya. Efendim o agresifleşiyorsa bir adını ver. Yani bu da hayır diyor. Tam bize biliyor Samet Agas'ın hayır dediğini. Yani başka bir şey diyecek halin yok. Hayır diyorsun tabii yani. Ha bunu da delikanlı olmadığın için açıktan yapamıyorsun. Korkuyorsun çünkü. Parayı sevdiğin için, işini kaybetmemek için. Ama böyle Erdoğan'a vurdur. Bu ne ya? Ya adamı kalkıyor bilmem o meselenin özüne girmiyorsa. AK Parti dışında, Erdoğan dışında meselenin özüne giren var mı? Onu muhalefet yapıyor. Yok tek adam, tek parti, tek adam oluyor, otoriter oluyor, diktatör oluyor. Sen başka bir CHP'lilerin başka bir şey dediğini duydun mu hiç? Hı hı. Duyamazsın çünkü işine girmiyor. Hı hı. İşlerine gelmiyor. Ya burada da bu üç kağıdı çok yapıyorlar. Mesela o Taha Köl'ün bugünkü yazısı falan böyle. Bu üç kağıtlara gerek yok. Delikanlı gibi yazıyor. Erdoğan bilmem öfkeli de, öfkelen ayırıyor de diyemiyor. Şimdi sorsam burada Erdoğan'ın kastediği yok diyecek hemen yani. Şimdi işte Doğan grubunun ne mal olduğunu görmek için bundan iyi yazı yok. Evet. Al işte üç kağıt bu. Evet. Şimdi dolaylı yoldan hayır diyor. Fatih Çekirge de evet dedi. Açık açık yazdı. Ben evet diyorum dedi. Evet. Ertuğrul Özkök de evet diye yazdı. Değil mi? Hayır diyenler de var. Bir yok sürü Özkök evet demedi. Evet demedi mi? Demiyor. Evet der gibi mi yapıyor? Yok o hayırcı. Hayırcım ha. Bugünkü yazısı... Geçmişte evet diyordum diye bir yazılar yazıyor Ahmet Kekeç'e verdiği yanıtlar. Bak bugünkünü ben sana o yazısını okuyayım. Ha. Bak o var ya, o çok Özkök yazısını verebilirsek o inanılmaz derecede iğrenç bir yazı. Şimdi bak bu şeye Ahmet Kekeç'le ilgili kısım değil de bugünün eveti yarının teminatı ne diyor biliyor musun? Dünkü yazısında. Hı hı. Ali Bulaç evet demişti. Şahin Alpay evet demişti. Mümtezer Türkan evet demişti. Nazlı Hıcak evet demişti. Neye evet demişlerdi Fuat Uğur? 2010 referandumuna. Bunlar diyor şimdi iddia içerideler diyor. Bak bunlar şimdi içeride yatıyorlar diyor. Yani diyeceğim bugünün eveti yarının teminatı değil. Bu ne biliyor musun bak? Bugün evet diyecek bu gazetecilere, Kekeç'e, Ahmet Kekeç'e filan. İşte sana bana bak onlar diyor 7 yıl sonra içeri siz de içeri girersiniz. Bunu damadına söylesin bence. Ha. Damadı Fatih Çekirge. Fatih'e. Bunu şimdi doğru damadı Fatih Çekirge. Şimdi bak Ahmet Hakan gibi şimdi bunlar o İrfan Değirmenci saf salan teki yani akılsız olduğu için gitti yani. Akıllı olsa... Akılsız değil onu ayrıca konuşamıyor. Yok şeyden diyorum şimdi bu bak Aydın Doğan'ın has adamları vardır. Şimdi İrfan Değirmenci, Mirgün Cevaz gittiği için söylüyorum bunlar. Dış kapının mandalı. Ya buna önemli değil Doğan'da. Doğru. Doğan grubunda önemli olan kişi Şirin Payzın'dır, Ahmet Hakan'dır. Ama ben sana Ertuğrul Özkök'tür. Bu küçücük zekasıyla bu İrfan Değirmenci geçen sene de bunu biliyorsun. Şimdi asıl sebebi söyleyelim. Evet. İrfan Değirmenci'nin asıl sebebini konuşalım. İrfan Değirmenci hayır dediği için Doğan grubundan kovuldu. Yalan. Kocaman kuyruklu bir yalan. Adam 2 yıldır ilk yüze giremiyor. Sabah kahvaltı haberlerini yapıyor. Önceden giriyordu. İlk yüze giremiyor. Ratinglerde sürünüyor. Bu herifi geçen sene atacaklardı bu çocuğu. Ama o zaman da şimdi hatırlamıyorum. O zaman da bir numara çekti. Yine bu hükümete çakan bir numara çekti. Millet böyle bir ayaklandı taraftar falan oldu. Doğan grubunu atmayı erteledi. Evet. Şimdi tam sırası geldi ve bir gerekçe buldu. Ama bu gerekçeyi Aydın Doğan gibi yılların medya uzmanı bir adam bir taşla 10 kuş vurur. Bir, hayır dediği için atmak zorunda kaldığı imajı çıkarıyor. Bir hükümete çakıyor. Tabii. İki topu hükümete atıyor. Topu hükümete atıyor. Sanki baskı görmüş de çıkarmış gibi. Bu yüzden tepkileri göze alıyor. İki zaten bu alandan kurtulmak istiyordu. Bu vesileyle bundan da kurtulmuş oluyor. Üç bir kampanya açılmış oluyor. Şimdi burada herkes onu söylüyor. Aydın Doğan hayır dediği için adam atacak olsa Kanal D'de Hürriyet'te adam kalmaz. Şimdi ben ona, bu kadar basit değil mi? Aynen. Şimdi bak. Yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Evet dediği için Fatih Çekirge niye atmıyor? Ertuğrul Özkök'ün damadı. Hadi buyur at. Şimdi Nevşin Mengü'nün, Şirin Payzı'nın, Ahmet Hakan'ın, Ertuğrul Özkök'ün hayır diyeceği belli değil mi? Çok net belli. Çok net hayır. Şimdi bugün 2 gün önce
Ertuğrul Özkök'ün boyası da. Efendim bunlar 2010'a evet demiş, şimdi içeri girdiler. Evet, tehdit bakar mısın? Burada ne yapıyor biliyor musun? Tabii, tehdit ediyor. Sen de içeri girersin diyor. Yani onu bunu bilmem ne yapıyor. Geç onu. Yani kim kimi içeri atacaksa ya da kimin o şekilde ona gücü yetecekse Ertuğrul Özkök bunun altında kalır. Yani zaten o da biliyor neyin ne olacağını. Ama burada dediğin gibi İrfan Değirmenci. Yani İrfan Değirmenci'den mağduriyet yaratılamaz. Ya İrfan yani Değirmenci şey bak ben bunu sabah... İnan adını biliyorum kendi bir de bir Hakan Çelenk öyle birini kovmuş. Postada Hakan Akkaya. Hakan Çelenk. Ben Hakan öyle birinin postada pardon. Yazdığını kovulduğunu da öğrendim. Evet. Hani Hürriyet'te Yalçın Doğan'ı kovdu Aydın Doğan. Ben Yalçın Doğan'ın Hürriyet'te yazdığını kovulunca öğrendim. Ben şunu bekliyorum. Şimdi Kanal D'nin açıklaması, Doğan Medya'nın açıklaması şu Cem. Diyor ki yayıncılık ilkelerimize göre bu konuda bir görüş beyan etmek ilkelerimize terstir diyor. O zaman Fatih Çekirge'yi at kardeşim. Aynen öyle bak. Fatih Çekirge'yi at, Nevşin Mengü'yü de at. Nevşin Mengü'yü de at. Şirin Payzı'nı da at. Ahmet Hakan'ı da at, Ertuğrul Özkök'ü de at. Evet. Şimdi burada kalkıyorsun, tarafsız olamadığı için atıyorum diyorsun. Kim yok yerse böyle bir şey. Bu yalan. Sanki Şirin Payzı'nın tarafsız. Sanki Ahmet Hakan tarafsız. Sanki öbürleri tarafsız. Buradan dediğin gibi bir topu hükümetin önüne atıyor. Tabii. Efendim şimdi bakın burada evet diyemeyen herkesi atıyorlar. Algısı yaratıyor. Ya İrfan Değirmenci kim? İrfan Değirmenci tekrar söylüyorum. İlk yüze giremediği için, reytinglerde süründüğü için Aydın Doğan grubunun, Doğan Medya'nın 2 yıldan beri atmak istediği, atamadığı bir adam. Yani bu kadar açık ve net söylüyorum. Şey söyleyeyim, ya bir de önemli biri değil ya, dış kapının mandalı, zavallı bir adam, kim umursar? Evet. Ben akşamdan beri bakıyorum şimdi yazılanlara bu, ya diyorum, bak şimdi Ahmet Hakan, bilmem Ertuğrul Özkök'ü tamam, hani onlar medyada ünlü. Yani bak celebrity değil ama ünlü, yani medyada ünlü. Gerçi Ahmet Hakan'ın ana haberde izlenmiyor. İşte reytingleri ortada. Geçen hafta da hala 15-16'cılık 17'cilikten sürünüyor. Yani evet. Muhtemelen çok hala sürünüyor. Çok da gitmeyecek. Aydın Doğan arkasında durdukça gider de o durmadığı zaman da gidecektir. Bu kadar İrfan Değirmenci bilmemi sanki şey ya İrfan Değirmenci bütün kitleyi etkiliyor da. Ya yarın unutulacak bu iş. Ben sana söyleyeyim bak bugün pazartesi. Bugün de konuşulur. İşte biz de konuşuyoruz. Yarından sonra kimse hatırlamayacak. Hatta bizim taraf konuşmasa kimse hatırlamayacak. Efendim evet bilmem ne. Alayınız hayır diyor ya. Ben Kanal D'nin eski bir yöneticisiyle konuştum hafta sonunda Cem. Önemli bir yöneticisiyle konuştum. Ahmet Hakan dedim ya baktım dedim. Hala reytinglerde belli bir yere gelemiyor dedim. Sebebi ne sence falan dedim. Yani ben olsaydım çıkartmazdım dedi. Çünkü dedi Ahmet Hakan'ın inandırıcılığı yok dedi. Yani insanlar dedi o samimiyet duygusunu dedi ekrandan alıyorlar. Ekran o kadar şeffaftır, o kadar nettir, o kadar belirleyicidir ki dedi. İnsanın dedi ruhunu yansıtır adeta dedi. Ve o yüzden insanlar o sağduyularıyla samimiyet duygusunu alırlar dedi. Ahmet Hakan'da o samimiyet duygusu yok, almıyorlar ondan izlenmiyor dedi. Şimdi İrfan Değirmenci de aynı şekilde izlenmiyordu. Şimdi bakma o gelen destekleri. Sırf hükümet yani bilmem kaç bin tane şey yapılmış yani destek verilmiş. İrfan Değirmencioğlu'nun attığı tweetlere. O da işte canlarım, sevgililerim, benim gönlüm sizlerle falan diye karşı şey atmış. Sizin her birinizi ayrı ayrı seviyorum diye. Biliyorsun tuhaf bir de çocuk o. Ahmet Hakan'ın gibi durum şey şu. Daha önce söyledik. Ahmet Hakan medyada ünlü. Halk arasında değil. Değil tabii. Medyada çok medyada ünlü. Evet. Tabii celebrity değil. Yani bu ya bakkalın tanıdığı adam değil. Melih Altınok geçen sene kahvaltı haberleri sunmaya başladığı andan itibaren İrfan Değirmenci ilk yüzden silindi, yok oldu. Evet, evet. Bitti. Şey doğru. Bu, Melih bu sene bıraktı, son durakı ATV'de sunuyor. Yerine Nihan Yıldırım geldi. Nihan Yıldırım da bundan daha iyi durumda. Evet. Ve sonuç itibariyle İrfan Değirmenci atılması gereken, ilk fırsatta atılması gereken elemanlardan biri haline geldi. Aynen. Aydın Doğan için. Bunu söyleyelim. Doğan Medya için. Yani, sebep tamamen budur. Hayır bunun kılıfıdır. Bir taşla 10 kuş vurmanın bir şeyidir, yani, vesilesidir. İrfan Yıldırım kimsenin umursadığı, taktığı, salladığı bir tip değil. Değildi. Böyle bir adamın olduğunu çoğu kişi bile belki bu kovulmayla öğrendi. Hayır dediği için kovulması diye bir şey yok. Öyle olsa o grupta adam kalmaz. Evet. Bütün evet. Doğan grubunu kapat o zaman. Kapıya evet. Kilit vur kapat. O da şey değil. Bu Ahmet Hakan dediğin gibi izlenmiyor. Çünkü işte bu piknik tip biliyorsun. Bu piknik tipler de şey olmaz. Özgüvensiz. Bir de şey samimi çünkü 4 partinin tabanı da onu dönek görüyor. Evet. Yani aynen böyle. Aynen dansöz böyle. Görüyor. İnanmıyor. O yüzden izlenmiyor. Evet. Bak inandırıcılığı olsa şimdi Uğur Dündar desen bir inandırıcılığı var. Kendi içinde. Bunun yok. O yüzden de 6'ya 3-5 aya kalmaz zaten o değer Aydın Doğan arkası durmasa gider. Çünkü reytingler de çakılıyor. Reytingler de izliyor. Evet. Yani, hayır. Hiç bak halk nezdinde inan kimse hem itibar etmiyor hem tanınmıyor. Yani bakkalın, tezgahların onun bunun tanıdığı biri değil. Medya da ünlü. Yani şeyi bu.
Dolayısıyla burada da çok da gidecek de şey biri değildir. Yani o da hayır diyor. Evet. O da hayır diyor. Yani desin ona... canım bize ne? Şimdi ben dünden beri Facebook'ta bunu yazıyorum. Binlerce kere paylaşıldı filan falan. Şimdi insanlar hala şunu yazıyorlar. Ama hayır dediği için insanlara niye baskı yapılıyor? Kardeşim baskı yapıldığı filan yok. İstediği kadar hayır desin. Biz sadece şunu yazıyoruz. Hayır dediği için değil. Reytingle süründüğü için çıkarılıyor bu herif diyoruz. Hala insanlar anlamıyor. Bu kadar kas kafalılık olmaz yani. Aynen öyle. Aynen yani öyle. Ne diyelim ki? Evet şimdi devam edelim biz. Salih Tuna'nın bir şeyi vardı, lafı vardı ya, AKP'li fırıldaklar diye bir lafı vardı. Ona geleceğiz sonra ama şu Taha Akyol'a gelelim. Evet. Diyorsun, değil mi? Taha Akyol'un yazısı. Şimdi öyle yazılar yazıyorlar ki hakikaten ve sürekli olarak da bugünkü düzeni, bugünkü sistemi, bugünkü yapıyı itibarsızlaştırmak istiyorlar ama kendi itibarsızlıkları hakikaten dibe vuruyor. Taha Akyol bunlardan biri. Kendisi hukukçu geçinir. 12 Eylül'de ben de yargılandım diyor ve ama bugünkü 12 Eylül hukuk sistemi ve 12 Eylül'deki yargı düzeni bugünkünden çok daha iyiydi diyor. 12 Eylül'de daha iyi durumdaydık diyor. Taha Akyol. Evet. Hürriyet'te yazdığı yazıda. Şimdi ben bunu okudum. Sen bulmuşsun, çıkarmışsın. Dikkat etmemiştim bugün Cem. Ne diyorsun sen buna? Şimdi bak bu hani 27 Mayıs'ı överler ya. Biliyorsun Türk dünyada Türk tarihinde en alçak, hukukçuların en alçak yaşı 27 Mayıs'tır. Evet. Hukukçu değildir ama Tarık Zafer Tuna'ya rahmetli Menderes'in idamını istemiştir. Amil Artus Lozan hukuku bitirmiştir, Menderes'i idam ettirmiştir. Kubalı vardı, Kubalı. Hatırla. Nail Kubalı, o idamını istemiştir. Egesel, hatırla idamını istemiştir. Sıddık Sami Onar. Bunların alayı, bak ben söylüyorum, bunların alayını böyle şeyden çıkaracaktı. Çünkü hepsi darbeci ve Menderes'i idam ettirdi. Bunlar hukukçu değil. Bunlara alçak demen lazım. Şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bence Menderes'in idamını isteyen Tarık Zafer Tunayan'ın adını o kültür merkezinden çıkarmalı. Adnan evet. Menderes yapsın. Misbah Demircan'a da sesleniyorum. Evet, Misbah Demircan'a da söyleyelim. Adnan Menderes yapsın. Fatih Rüşü Zorlu yapsın. Evet. Hasan Polatkan yapsın. Ne bileyim Hayrettin hani şey... O dönemin bakanlarından birinin adını yapsın. Yani kalkıp da bu darbecilerin, cuntacıların adının bu kültür merkezlerinde adı yok ya. Şimdi bu da kalkmış Taha Akyol'da. 12 Eylül referandumu 12 Eylül'ü övüyor. Bak evet. Ne diyor biliyor musun? Arkadaşlarla yakalanmış bu. İçeri atmışlar bunları. Evet. Bu 1,5 yıl mı ne yatmış orada? Evet. 14 ay kalmış. Arkadaşlara demiş ki hakimlerimiz solcu olsa bile beraat ederiz. Çünkü askeri yargıta iştahatları çok kuvvetli, çok net. Kurunun yanında yaşı yakamazlar. Er veya geç beraat ederiz diyor. 12 Eylül'ün diyor hukuku şimdikinin iyiydi diyor. Ya böyle alçaklık var mı Fuat Uğur? Ya böyle üç kağıt var mı? 12 Eylül'de sen yani darbe olmuş, askerler her şeyi ele geçirmiş tankla, tüfekle, sopayla. Kafasına göre hukukçulara aldı kaçtılara. Oturup darbe anayasası yazdırmışlar. 12 Eylül diyor şimdiden iyiydi diyor. Ya şimdi siviller var nerede? Kalkıyor 12 Eylül'de ben bir tane örnek vereyim sen birazdan anlatırsın. Neydi bu çocuğun? Erdal Eren. Evet. Erdal Eren 17 yaşındaydı. Yaşını büyütüp idam etmedi mi bu Kenan Evren denilen darbeci alçak? Büyüttü de idam etti. Şimdi bu kurtulmuş ya kendi. Buna evet. Bir şey olmamış. Evet, Taha Akyol'a. Evet. Askeri Yargıtay bunu kurtarmış. Bunlar böyledir zaten. Ha beni kurtardı ya diyor. 12 Eylül. Erdal Eren'e ne diyeceksin? Adam 17 yaşında çocukcağızı yaşını büyütüp idam ettiler. Diğer bu yani binlerce kişi tutuklandı. Gözaltı, işkenceler... Yurt dışına kaçanlar, ya Türkiye'de hukuk kalmadı 12 Eylül'de. Taha 12 Eylül'de iyidir evet, diyor ya. Taha Akyol'un biraz olsun utanması varsa ve gerçekten biraz ağır damarı çatlamamışsa şu rakamlardan sonra bu yazıdan dolayı bu yazıyı yazdığım için ben hakikaten büyük ayıp ettim diye bu yazıyı çekmesi lazım. Bak Taha Akyol, 1.683.000 kişi fişlendi, 1 milyon kişi gözaltına alındı, 1 milyon kişi. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam cezası verildi. 50 kişi asıldı. 50 kişi asıldı. Bunlardan birisi de senin dediğin gibi kimdi? 17 yaşındayken yaşı büyütülen Erdal Eren'di. Şimdi özellikle solcu hakimler bizi yargıladı ama bilmem ne oldu filan diyorsun. 71 bin kişi irtica ve komünizm propagandası suçlamasıyla 98.404 kişi de örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. Şimdi Taha Akyol'a geliyorum. Çok beğendiği 12 Eylül
hukuk düzeninden bir veri daha sunuyorum. 300 kişi gözaltındayken öldürüldü. 300 kişi gözaltındayken öldürüldü. Çok beğendiğin 12 Eylül sistemiyle ilgili bir veri sundum Taha Akyol. Eğer Ardamar'ın çatlamadıysa bu yazıyı geri al. 2. 171 kişi işkenceden öldü. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 23.677 dernek kapatıldı. Cezaevlerinde 299 kişi hayatını kaybetti. Bu arada bu söylenmemiş ama emniyetin, Ankara'daki emniyeti bilirsin değil mi? Evet. Ankara'daki emniyetin 7. katı vardı ünlü. Evet. Oraya ben de düştüm. Oradan, işkencehanedir orası. Oradan atlayan yaklaşık 150 kişi var. Nedir? İntihar etti dediler onlara. İntihar etti dediler. Evet. O camlardan atladılar. İnsanlar işkencelere dayanamadılar. Atladılar ve hayatlarını kaybettiler. Şimdi, evet Taha Akyol 12 Eylül sistemiyle, 12 Eylül hukuk düzeniyle iftihar edebilir. Alnına bu kara lekeyi güzelce kendisi ya kondurdu. Ya bak diyor ki, bu tarihe not düşüyorum diyor. Vural Özenirler ve Ali Fahir Kayacan bağımsız, tarafsız, iyi bilgili ve onurlu yargıçlardı. Bunlar kim biliyor musun? 1980 darbesinin askeri yargıta üyeleri. Erdal Eren Aslan bunlar. Ya, cezaevindeki önüne öldüren bunlar. Ya, çok güzel. Demireli, onu bunu siyasi yasaklı yapan bunlar. Evet. Hayır, 507 kaç kişiye idam veren bunlar. Onaylayan bunlar ya. Hı hı. Doğru, o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yoktu. O doğru. Doğru. Yoktu ama... Efendim biz bunlara güveniyorduk diyor. İdam edilenlere ne diyeceksin? Haksız yere işkenceden ölenlere ne diyeceksin? Sağcı solcu ayırmadan söylüyorum. Ülkücü ve solcu. İki tarafa 12 Eylül hukuk diyor. Şimdi ne yapmış bak yazısının diğer bölümüne geliyor. Bugün diyor bilmem Nazlıcak, Ali Bulaç, Mümtezer Türküne, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Ahmet Mehmet Altanlar, Milliyet'le beraber çalışımız Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ile diğer profesyonel gazeteciler niye hala tutuklu, tutuksuz yargılanmalılar bilmem ne. Biz 12 Eylül'de AİHM'e güvenmiştik. AİHM söz konusu değildi diyor. Yargıtay'a güvenmiştik diyor. Hı. Ya arkadaş sen diyor 12 şu Fethullahçı teröristlerle ilgili bir şey yazsana. Bak Fethullah Gülen'in o 15 Temmuz oldu. Ben 16, 17, 18, 3 gün bu adam, bu Taak Yol, başka bir şey demek istemiyorum ağzım bozup da. Fethullah Gülen bu işte masumdur dedi bak 2-3 gün. Evet. Yazıları duruyor şeyde programlarında da sonra fikir değiştirdi oğlunun baskısıyla. Mustafa Akyol'un baskısıyla fikir değişirdi. Baba bu alçaklıkları görmüyor musun diye. Şimdi bu darbeci Ahmet Altan Mehmet'in darbeyi bilen alçaklar yine yeşillendi fındık dalları diye Can Erzincan'da yapan yakında görecekler diyenler Mümtezer Türkiye'ne Şahin Alpay gibi hükümeti darbeyle tehdit edenlere karşı bunlar iyiymiş temizmiş bilmem ne. Ya böyle alçaklık var mı ya? Bu nasıl fırıldak? 12 Eylül bilmem iyidir diyor. Ya Erdoğan'a karşısın anladık. Yeminli düşmansın. Hı hı. İtibarın da yok. Şimdi bir tek Aydın Doğan'ın yanında yazabiliyorsun. Ya başka gerekçe bu hukukla ilgili ya. Hı hı. Ya darbe 12 Eylül'deki darbeci alçakları, hukukçuları ya bir Orhan aldı kaç diyor ölmemiş. Evet. Ya bir de sen bu ülkücü değil mi? Solcuları sayıyor mesela. Evet. Ya senin zamanında İlhan Egemen Darendelioğulları vardı. Meşhur gazeteci öldürüldü 80 öncesi ülkücüydü. Hiç ondan da bahset. Hı hı. Habire solculara bilmem ne. Bu ne aşağılık kompleksi ya. Bizim bu... Cezaevinde idam edilen ülkücülerden bahsetsin. Hayır. Bu şimdi Aydın Doğan'ın çalışıyor ya maşallah. Ne diyordu? Benim diyordu hayatım ben Aydın Doğan'a borçluyum. Çünkü parayı onun yanında kazandı. Ama Aydın Doğan aşağılık kompleksi yani. Geliştiriyor. Şimdi bak. Aşağılık kompleksini aşamıyor. Yani ülkücüleri şey görmüyor ki. Onlara yaranma derdinde. Bak, 12 Eylül övüyor adam ya. Bir şey söyleyeyim mi? Hem Aydın Doğan'ın iş takipçisi olacaksın hem de bravo. Tarafsız bir yazar olacaksın. Ne bunun bir ara köşesini bak. Evet, iş takipçisiydi bu. 17-25 Aralık zamanı bunun köşesini kim yazıyordu biliyor musun bir ara? Bak ne söylüyorum. Neydi o herifin adı? İbrahim Okur. İbrahim Okur yazıyordu. Ben İbrahim Okur beni o zaman aradı. Doğru dedi ya bu bilgilerin çoğunu dedi, ben veriyordum dedi. Ya bu yazıyordu. Ben diyordum ki hatta bunun köşesi, İbrahim Okur köşesi burası diyordum. Adını değiştir dedim hatta öyle o zaman Yeni Şafak'ta yazı yazıyordum. Taak Yol köşesi değil yani İbrahim Okur köşesi. Çünkü onun dediklerini yazıyordu. Şimdi İbrahim Okur tutuklu. Hı hı. Şimdi yeni birini bulamıyor herhalde. Yargıtay'da Aydın Doğan işlerini takip edecek adam Yargıtay'a falan müdahale edemiyor demek ki HSYK'ya. Şimdi bunları yazıyor yani. Hı hı. Ya insan 12 Eylül Anayasası'nı binlerce insanın canıyla oynayan, hayatıyla oynayan anayasa... Dönemi şimdikinden iyidir diyor. Darbe olmuş ya.
60 darbesi de iyiydi o zaman Tahak yok. Evet. O, Sıddık Sami Onar iyi adamdı de. Nail Kubal iyi adamdı de. Amir Altus iyi adamdı de. Hı hı. Onlara da iyiydi o zaman yani. Evet. Parti liderlerinin sürgün edildiği 12 Eylül dönemini çok beğeniyormuş arkadaş. Ne diyelim valla diyebilecek bir şey bulamıyorum. 28 Tahak Şubat'ta bak iyi Tahak deme. Yolu Allah ıslah bak ben etsin. Sana söyleyeyim. Belki korkusundan yazamıyordur. 28 Şubat bile iyidir diyecek ha sana diyeyim. Diyebilir. Yani vallahi. O Ankara'da gidip diyebilir. Yani askerlerden briefing almayı içine sindiren hukukçu demeye dilimin varmadığı o avukatlara bile hukukçulara bile yargıç hakimleri bile iyi der bu adam. Hı hı. Yine onlara bile iyi der ha sana söyleyeyim. Bunlar tabii tutturmuşlar gazeteciler gözaltında gazeteciler. Şimdi 12 Eylül'den sonra gözaltına alınan gazeteciler darbe teşebbüsünde bulunmadı. Öyle değil mi? Tabii canım. Darbe girişiminde bulunmadı. Teröristlerle işbirliği yapmadı. Bu insanlar solcu ya da sağcı oldukları için gözaltına alındı, yargılandı ve hapse girdiler. Terörizm faaliyetine bulaşan tutuklarsın dersin evet, de onu da siyasi irade yapar. Evet. Sen darbeci olarak yapamazsın bunu yani. Evet. Şimdi Can Dündar diye iki gözlü iki çeşme ağlıyorlar bundan. Can Dündar ne yaptı? Devlet sırlarını ifşa etti. Ve FETÖ işbirlikçisi olduğu tespit edildi. Terörle işbirliği yaptığı tespit edildi. Korkak bir fare olduğu için de önceden darbe girişimini haber aldı. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı geri dönecekti. Olmadığını görünce de geri dönmedi. Böylesine alçak bir fare kaçıp gitti. Şimdi Can Dündar bunların gözünde nedir? Kahraman. Niye? Çünkü Can Dündar gazetecilik yaptı. Al sana İngiltere'den Guardian'ın haberi sen bulmuşsun güzelce. Onu okuyalım. Şimdi bu nedir? Şimdi bunlar dediğin gibi Can Dündar Türk tarihinin gördüğü en aşağılık alçak darbecilerden biri. Zaten tarihe Türk devlet düşmanı olarak geçecek. Alman pasaportuyla geziyor utanmaz herif. Öyle mi? Alman pasaport bütün dünyada şu an Almanya Can Dündar. Almanya pasaport vermiş ha buna. Tabii tabii pasaportu var onunla geziyor. Ne güzel şimdi, ya Almanya böyle kendi işine gelen adamlar ne biçim pasaport veriyor. Ya vicdan bak insan onurlu yaşar. Sana diyelim ki haksızlık yapıldığını bile düşünüyorsan ki sana Can Dündar en aşağılık adamlardan biri. Ki kendine haksızlık yapıldığını bile düşün. Gel mesela Ahmet Şık'a diyoruz değil mi? Adam cezaevinde yatıyor. Gel ülkene ya. Gidiyorsun elin gavurunun sana verdiği pasaportla dünya dolaşıyordun. Bir de demokratik pozlara bürünüyorsun yani. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Cem bir örnek olsun diye Can Dündar'ı anlattın ya. Tamam. Alman pasaportuyla Almanya devletinin, derin devletinin, BND'nin istihbaratının verdiği paralarla geziyor. Desteğiyle şeyler, ajanslar ve gazeteler kuruyor ya. Şimdi 12 Eylül'den sonra Almanya'ya göç etmek zorunda kalan gazeteciler de vardı. Bak solculardan bir tanesini ben sana söyleyeyim. İsmi Aydın Engin. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor hala. Bak hala evet. Yazıyor. İçeri gözaltına alındı ve serbest bırakıldı değil mi? Aydın Engin. Aydın Engin'i eskiden beri tanıyorum. Almanya'ya o da iltica etmek zorunda kaldı. 12 Eylül nedeniyle. Tahak yol duyuyor mu bilmiyorum. Almanya'da Alman devleti bunlara destek vermedi biliyor musun? Aydın Engin yıllarca şoförlük yaptı Almanya'da. Evet. Bak, şoförlük yaptı. Bak Can Dündar gibi el üstünde tutulmadı. Çünkü Can Dündar hain bir alçak ve bir casus. Onun için el üstünde tutuluyor. Balyoz, Almanya aynen. Derin devleti ve ajanını koruyor yani. Balyoz ve Ergenekon darbe planlarında 37 sarı basın kartlı gazeteci tutuklandı. Evet. Bunlardan biri Tuncay Özkan'dı. Avrupa'dan destek gelmedi. Sana gene hatırlatayım bu Guardian haberine gelmeden. Hüsnü Mahalli'ye Avrupa'dan destek geldi mi Amerika'dan? Gelmedi hiç. Evet. Şu an tutuksuz yani dışarıda ama adli kontrolü var. Ona bilmem ne destek olan oldum hiç. Sen hiç Can Dündar köpeğine sahip çıktıkları gibi bunlardan sahip çıktığını gördün mü Hüsnü Mahalli? Çıkıyorlar. Kendi niye? Ajanlarını koruyor. Çünkü o Esad'ın adamı. Evet. Esad'ın ajanı. Bu kendi ajanı. Evet. Kendi adamı olduğumu tutuyor yani. Evet. Guardian haberi de şu. Biliyorsun bu da Edward Snowden'ın ve WikiLeaks belgelerinin devlet sırları kapsamında bazı bilgiler bunlar yayınladı. Biliyorsun bunların gazetesini bu Guardian'ı MI6 bastı ajanlar. Ha evet öyle hard disklerini yerle bir etti. Kırdılar. Gazete çalışanlarına tokmak verdi. Siz yok edin, biz yok etmeyelim dedi. Şimdi burada ceza yasasında bir değişikliğe gidiyor İngiltere. Yani ceza yasası şeyde 2 ile 14 yıl arası. Bu nedir? Alman devlet İngiliz devletinin gizli bilgilerini sadece verene değil, yayınlayana da ağır ceza getiriyor. Bundan önce de ceza vardı. O mesela 6 aydan 2 yıla kadardı cezaları. Hı hı. Şimdi bunu 2 yıldan 14 yıla çıkarıyorlar. Wow. Hapise çıkarıyorlar. Çok yüksek bir ceza. Tabii şeyden. Hukuk komisyonunun önerileri bunu İngiliz parlamentosunun hukuk
komisyonu bunu önermiş. Hı hı. Ve bundan sonra diyorlar ki İngiliz devletinin milli çıkarlarını ifşa edenler kadar hı hı. bunu yayınlayan kim olursa olsun aynı suç işlemi sayacaklar. Evet. Yani şöyle düşün. Bradley Manning bilgileri verdi. Hı-hı. Şeyde yayınladı bunu. Hı-hı. Julian Assange. Mesela bunu Guardian'ın muhabiri de mi yayınladı? O da artık suç işlemi. Aynı ceza işlemi sayılacak. 35 yıl aldı. Gerçi affedildi son dakikada şey. Sonradan. O da 35 yıl almış sayılacak. Bunun da altını çizmek lazım. Bir de Guardian gazetesi bunu Liberty ve Open Rights gruba danışıldığını söylemiş. Amerika İngiltere'de Özgürlükler grubu vardır. Hı-hı. O da doğru değil. Hı-hı. Bunu hiç kimseye danışmamışlar. İngiliz devletinin çıkarları gereği böyle karar aldık diyorlar. Almanya da aynı şeyi yapıyor. Kendi evet. gazetecilerine devlet sırları ile ilgili bir kitap yazarlarsa, şey yaparlarsa, gazetelerde yer verirlerse yargılıyor ve onu senin deyiminle medeni öyle haline getiriyorlar. İşte Atlantic Bureau yazan Ulrike Meinhof'un evet. Madoff'un başına neler geldiğini gördük. Evet. Buradaki şey İngiltere'de şu. Şu anki yasa 1911 tarihinde devlet sırları kanununa göre geçmiş. Burada en fazla 6 ay ile 2 yıl hapis geliyor. O da erteleniyor genelde. Şimdi 2 ile 14 yıl ve hapis. Erteleme yok. O geliyor. Hadi ifade özgürlüğü, Türkiye'de terörle mücadele yasasını değiştir diyorsun. Ne bu şimdi? Al ya. Ne bu? Bak burada var. Ne bu şimdi? Çok rahat. Hiç çok onlara bir şey ha. Onlar ama onlar yaparsa doğru yani tabii. Doğru yapıyorlar. Onlar yaptığında her şey doğru. Hadi oluyor. Bakalım şimdi bunu Cumhuriyet, Hürriyet, diğerleri. Hadi bununla ilgili bir şey söyleyeyim bakalım. Ne bu? Evet. Bak ceza ertelemeyi de kaldırdılar. 2 ile 14 yıl. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bu WikiLeaks, Edward Snowden'ın belgelerini yayınlayan bir gazeteci vardı. Çok meşhur filmlerde de şimdi o adı çok geçen. Glenn Greenwald. Intercept'in işletiyor sahibi şimdi. O arkadaş da biliyorsun İngiltere'de barınamadı. Brezilya'da da São Paulo'da yaşıyor. Çünkü İngiltere'de barındırmadılar. Kalsaydı muhtemelen onu bir şekilde hallederlerdi. Ya medeni ölü yaparlardı ya bir fiziki ölü yaparlardı. Yani cinsel suç atarlardı. Atıyorum bankadan kredi çekerken yolsuzluk yaptın derler. Yani ince bir şekilde kılıfını bulup onu paketlerlerdi. Şimdi bak São Paulo'da yaşıyor gazeteci de. Glenn Greenwald. Onları hiç dile getiren yok. Tamam. Evet. Almanya'dan bir demokrasi örneği verelim hemen bunun üzerine. Almanya'da 15 Temmuz darbe girişimini anlatan tiyatro oyununa yasak geldi. Yani. Ne güzel değil mi? Evet, yani tam demokrasi. Tam demokrasi. Arkadaşlar verelim onu da. Bizim en son haberde verilmiş. Bana da gelmişti. Bir tiyatro oyunu sergilemek istiyorlar. Ve bu oyunda Almanlar FETÖ'cüler şikayet ediyor. Şimdi sistemde böyle işliyor. Son Kale diye bir oyun. Gözyaşı geceleri. Ve FETÖ'cüler şikayet ediyor. Alman polisi de bunu dikkate alıyor. Alman polisi FETÖ'cülerin her şikayetini dikkate alıyor. İsviçre polisi de dikkate alıyor. İsviçre polisi mesela FETÖ'cüler ne zaman şikayet etti? Dünya Türk İş Konseyi Başkanı, Avrupa Başkanı Suat Şahin'i sürekli gözaltına alıyor mesela. Evet. Sürekli ifade vermeye çağırıyor. Onun kardeşi de Murat'tı değil mi? Murat Şahin. İkisi beraber. Evet. Suat, Murat. Sürekli ifade vermiyor. FETÖ'cüler şikayet ediyor. İsviçre polisi bunları ifadeye çağırıyor. Böyle bir demokrasi var Almanya'da. Yani hiç toz kondurmayalım bunları ve Türkiye'ye örnek verelim. Gerekçesi ne bunların? Efendim? Gerekçesi ne bunların yayınlanması? Suat Şahin'le ilgili mi? Yasaklanmasın yok. Ha, infial yaratacakmış. Yani işe bakar mısın? İnfial yaratacak diye tiyatro... Yani tiyatro oyunu infial yaratacak diye yasaklanır mı? İşte sen İsviçre gittin. O da aynı şekilde yasaklanmadı bu konuşmanız. Benimki yasaklandı. Bir de benden sonra hadi benim adım biraz... iki tane AK Partili vekil gitti. Vekilleri konuşurmadılar yani. Evet. Tehdit varmış, bilmem ne varmış diye yani. Şimdi bu hikayeleri artık bırakmak zorunda. Bir de o iki AK Partili vekile bahane olarak da bunlar DEAŞ'a yardım ediyor yalanını söylediler. Evet. Hani AK Parti'nin vekili DEAŞ'a yardım ediyor yani. Evet. Başka yalan bulun yani. Avrupa demokrasisine bir örnek daha verelim. Şimdi Paris'te polis şiddetine isyan varmış. Araba ve çöp bidonlarını ateşe vermişler. Tabii bunu yapanların çoğu da göçmenler. Çünkü bir göçmene polisler, 4 polis tecavüz etti. Evet. Şimdi işin geldiği noktaya bakar mısın? Hollanda'da tecavüze uğrayan genci hastanede ziyaret ediyor. Ve ailesine ve kendisine bu olayı fazla büyütmediği için minnettar kaldığını söylüyor. François Hollande. İşte Avrupalılar böyledir biliyorsun. En galiz hakaretleri yaparlar. En ağır işkenceleri yaparlar. İnsan hakları ihlalleri yaparlar. Yer altından derin yapıları vasıtasıyla insanları öldürtüler. Enes'u cinayetlerinde olduğu gibi. Ama sonuçta
çok güzel özür diliyorlar Cem. Aynen. Acayip güzel özür diliyorlar. Mesela NSU cinayetlerine 10 yıl boyunca dönerci cinayetiyle yutturdular. Sonra Alman derin devletinin bu cinayetleri NSU denilen neonazi örgütüne işlettiği ortaya çıktı. Hemen Merkel parlamentoda mumları yaktırdı. Bir ambiyans yaratıldı. Ve ellerini böyle koydular. Ve çok üzgünüz dediler. Her şey bitti. Bu kadar. Evet. Şimdi burada, çok üzgünüz dediler. Şimdi bir şey, burada benim Paris'te bir Türk vatandaş var, yaşıyor. Yani çok var da böyle bana bazen oradan olaylarla ilgili böyle bilgi gönderen kendine göre. Bu haberde de var çünkü. O da onun üstüne söylüyorum. İşte diyor ki sürekli aşağılanıyoruz diyor. Yani Müslümanlar, evet, bak siyahi ise Kuzey Afrikalı, yani Cezayirli, Faslı, Tunuslu ya da bu Arap coğrafyasından. Mesela araba durduruyorum, trafik kontrolü oluyor. Paris'te biliyorsun çok trafik kontrolü yaparlar. O kırmızı ışığın en çok ihlal edildiği şeylerden biriymiş. Ya, ve durduruyor seni. Bakıyor şimdi Müslüman ya da böyle hafif renk, ten rengi değişik, hemen aşağı alıyor. İnsanlar bıkmış. Bu şiddetin sebebi o Paris banyolarında biraz da bundan çıkıyor. Çünkü insanı aşağı alıyor ya. Elif bağırıyor, evet, çağırıyor, küfrediyor. Yani yüzüne tükürüyor, başka şey yapıyor. Bu Matthew Kasowitz'in Lahain diye bir filmi var. Nefret. Biliyorsun değil mi onu? Evet. 95. Biliyorum. Ha pardon, müthiş biliyorum. Bir filmdir. Özür dilerim, izledim. Yani sinema Danimarka filmi değil miydi o? Fransız filmi. Fransız filmi. Matthew Kasowitz'in bu Münih filmindeki... Ha, özür dilerim, bilmiyorum. İzledim. Bu izlemedim. Steven Spielberg'in Münih filminde bomba yapan adam var ya, onun yönettiği film. Matthew Kasowitz'in Lahain diye geçer. Nefret. Evet. Vincent Kessel oynuyor. O bu nefretin nasıl çıktığını anlatıyor. O sinema tarihinin en iyi filmi. Yani niye bunlar şiddete başvuruyor? Çünkü adamı aşağılıyorsun ya. Adama iş vermiyorsun, aşağılıyorsun bilmem ne. Ve polisin de bak, biz değil, Fransız devletinin kendisi polis şiddet yapıyor diyor. Trafik kontrolü in, adamı dövüyor ya. Vuruyor, kafasına vuruyor mesela. Ayağına vuruyor, aşağılıyor adamı. E şimdi bu adam bir iki yüzlerce olunca dayanabilir misin buna ya? Ondan sonra da bu niye IŞİD saflarına katılıyor bunlar bir kısmı? İşte Kuzey Afrika, bundan. Tabii. Adamı aşağıladığın için yani. Evet, bu arada demin haberi bulamamıştım Cem. Bu Almanya'daki darbe girişimini anlatan tiyatro oyununa yasak konusundaki gerekçeyi sormuştun ya. Evet. Meğerse şiddet ve nefret içermesiymiş gerekçe. Ancak enteresan olan şu var. Oyunu programı organize eden Veysel Danacı şiddet ve nefret içeriyor diyor ama diyor programın içeriği nasıl bir oyundur diye bize sorulmadı ki diyor. Yani bu belediye... sormadan şiddet ve nefret içerdiğine karar veriyor. İçeriğini bilmeden ve izlemeden ve bunun üzerine oyunu yasaklıyor. Bu kadar demokratlar kendileri. Demokrasi müthiş Almanya'da. Ve iptal kararını da medyadan öğrendiğini söylüyor. Bugün adamlar kalkıyor diyor. PKK olarak yürüyüş yapıyor. Yasak olan PKK'nın bez parçalarını taşıyorlar. Kimsenin sesi çıkmıyor diyor. Ama bizim oyunumuz yasaklanıyor diyor. Almanya'da biliyorsun... camilerin önünde eylem yapmak yasalara göre yasaktır Cem. Evet. Yasaktır. Ama PKK son günlerde buna ben hükümete de dikkat çekmek istiyorum. Hükümeti de uyarmak istiyorum bu konuda. Çok ciddi bir propaganda var. Çok ciddi bir harekat planı var. Onu on konuda uyarmak için söylüyorum. PKK'nın cami önlerinde eylem yapmasının bir sebebi var. Alman polisi, evet, de buna göz yumuyor. Geçtiğimiz hafta 3-4 gün önce Düsseldorf'ta gittiler cami önünde ve Dittib'in camisi önünde, Diyanet'in camisi önünde gösteri yaptılar. Ve oradaki caminin içindeki insanları da polis geldi camiye sokmaya çalışıyor. İnsanlar dediler ki sizin bu gösteri yapılmasını engellemeniz lazım dediler. Düsseldorf Başkonsolosu helal olsun. Daha önce de eleştirmiştim. Evet. Şule Güler hanımefendi. Eleştirmiştim ama şimdi yaptığı şeylerden dolayı takdir etmek gerekiyor. Çünkü biz kimseye özel bir şeyimiz yok. Doğru. Gitmiş hemen anında caminin önüne gitmiş ve Alman polisini uyarmış. Sizin bu yaptığınız doğru değil, yasalara uygun değil diye uyarmış Alman polisini. Ve bu eylemcilerin gönderilmesi gerektiğini söylemişler. İnsanlar da bağırmaya başlamışlar. Yani bu eylemcileri gönderin diye. Bu neden biliyor musun Cem? PKK'yı FETÖ yönlendiriyor. FETÖ'nün, evet, son günlerde yaptığı şey nedir? Almanya'da DİTİB'in içinde ajanlar var. Türk ajanları var diye bir propaganda yapıyor. Alman derin devleti de buna sarılıyor. Türk, evet, ajanları da camilerde. Tamam mı? PKK gidip camilerini... Yani FETÖ camileri kapattırmak ve el koymak istiyor Almanya'da. Yani onun için devleti uyarmak istiyorum buradan. Doğru. FETÖ camileri kapattırıp el koymak istiyor. PKK da bu amaca hizmet ediyor. Çünkü PKK'yı da FETÖ'yü yönlendiriyor. Evet. Buna çok ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Durum bu.
Şimdi Washington Post'tan bir haber var. Bu çok enteresan. Sen buldun bu haberi gene. Yani hakikaten çok acayip bir haber bu Cem. Yani nereden buldun bu? Yani çok enteresan. Şimdi bu Türkiye'de olsa, ya bu uluslararası istatistiklere girmiyor mu Allah aşkına? Şimdi neler konuştuğumuzu anlamıyor sevgili seyircilerimiz ama sen anlatacaksın zaten. Şimdi Washington Post'taki haber, Amerika'da 12-13 yaşlarındaki yüz binlerce çocuğun evlendiğine dair bir haber. Washington Post'taki haber. Şimdi bu, İnanılmaz bir haber. Nasıl buldun bunu? Evet, bunu biliyorsun. Washington Post'ta, New York Times'a makaleleri iyi takip etmek lazım. Evet. Gazetenin yani, başlığı bir. Bu ne biliyor musun? Bu yazıyı yazan Freddie Reis adında bir kadın. Amerika'da evliliklere zorlanan kadınların haklarını takip eden bir organizasyonun, yani sivil toplum kuruluşunun başında. Unchained Atlas diye bir örgüt bu. Yani zincirlerinden kurtul gibi bir şey yani. Önemli, bu Freddie Reis bunu takip ediyor. Bu ne biliyor musun? Ben bunu okudum. Hatta hemen sana da yazdım işte. Evet, dedim yazdım. Böyle çok ya, acayip yani. Bunu ben cumartesi günü okudum böyle ya. Yazıda ne diyor biliyor musun? Bak ilk bunu Amerika'nın 27 eyaletinde, ki ben de bunu yeni öğrendim, 21 eyaletinde evlilik yaşı belirtilmediği için kız çocukları istediği yaşta evlenebiliyormuş. Vay canına. Bak bu yazıda çok uzun bir yazı bu aldık. Ve başka bir şey de Amerika'nın 38 eyaletinde 2000 ila 2016'nın aralığına kadar tam 167 bin çocuk 12 yaş, çoğu da 12-13-14 yaş grubunda. 167 bin kişi evlenmiş. Ve bu eyaletlerde de kayıtlı bu. Ha burada Müslümanlar var, Yahudiler var, Hristiyanlar var. Mormonlar da var. Mormonlar var. Hemişler de var. Latin Amerikalılar var. Hemişler İtalyanlar çok var. Tabii şey yok. Bak 38 eyalette 167 bin çocuk 2000 ila 2017 arasında zorla evlendiriliyor. 11 yaşında olanlar var. 12 yaşında var. Şimdi bak bu bizde olsa, 13 yaşında bir kız çocuğu evlendirilse diye hükümetten girerler, Tayyip Erdoğan bilmem ne. Ya 167 bin yıla ortalamaya vur. 17 yılda ne yapıyor? 10 bin kişi yapıyor yıla. Evet. Yani ne 2-3 ya bu kadar evlilik korkunç. Kadın diyor ki yazıda, ya diyor insanların dikkatini çekemiyoruz diyor. Hı hı. Yani devletin, hükümetin, eyaletlerin diyor ve bunlar mesela 16 yaşında, 15 yaşında, 14 yaşında ve aileleri şeyle. Kimin de aile izni de yok. Niye biliyor musun? Çünkü 27 eyalette yaş belirtilmemiş. Allah Allah. Anne baba parental destek de yok. Yani anne baba desteği de araman şart değil. Evleniyor. 13 yaşında evlenmiş kız çocuğu. Çocuklar o çocuğu olmuş. 14-15 yaşında diye. Bunu gördü. Kadın da diyor ki ya Amerika diyor niye diye bir yasa çıkarıp bunu engellemiyor. Ve yazının tam başlığı Amerika Birleşik Devletleri 12 yaşındaki çocukların evlenmesine niye müsaade ediyor? Yazının başlığı bu. Evet. Bak orada resim de var. Hani çocuk gelinler. Evet, çocuk gelinler. Var. Ya bizde bu dizi filmleri çevriliyor değil mi? Ha, bu şimdi Amerika. Amerika'da dizi film çevriliyor mudur dünyanın acaba? Dünyanın en güçlü ülkesi bak. En güçlü. Hı-hı. 16 trilyon dolar gayri safisi var. 160 ülkede askeri var. Gücünü tartışamayız. Kocaman devasa şirketleri bile. Bu ne peki? Şimdi şu bu bizde olsa bilmem ne. Hadi şimdi Amerika'da biraz söyleyeyim bakayım yani. Evet, bizde münferit bir takım olaylar yani var, bizde de var. Çocuk gelinler diye ama biz bunu o kadar güçlü bir şekilde tartışıyoruz. Kamuoyuna o kadar güçlü bir şekilde yansıtıyoruz ki en başta devlet yansıtıyor. Yani devletin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diye bir bakanlığı var ve bu konuda özel çaba gösteriyor ve devlet derhal el koyuyor. Bakanlık derhal o çocuğu alıyor, koruma altına alıyor ve ailelere ceza veriliyor. Türkiye'de böyle bir şey var. Evet. Şimdi Türkiye'de uygulamada bir takım eksiklikler olabildiği için Türkiye'de hükümet ve devlet eleştiriliyor ve bunun hükümetin yapısıyla alakalı bir ranta dönüştürülmesi muhalefet tarafından söz konusu ediliyor. Yani bu kadar açık bir istismar var muhalefet tarafından. Mesela, bu suç devletleriyle alakalı. Örneğin Virginia geçen sene 2016'da bir yasa geçirip çocuk evliliklerinin önüne geçmiş. Tamam mı? Mesela bak öyle orada mi? Ha, Virginia yasayı mı değiştirmiş? Mesela onu bak başka bir tane daha. Kötü bir örnek ama vereyim bunu. Yani Amerika'da bu 18 yaşın altında evlenen çocuklarda 14-15 yaşlarda bir kısmında kalp krizi, kadın bunları uzunca bir zaman 17-18 sene incelemiş. Diyabet oranı çok artıyormuş. Kalp krizi. Onun dışında nasıl kanser. Korkunç mesela bir olay mide rahatsızlıkları. İşte kadın hastalıkları ile ilgili rahatsızlıklar, çocuk yaş evlilik olduğu için ve doğum da yapılıyor. Kadın bütün Amerika'nın haritasını çıkarmış. Ben Sayın Aile Bakanımıza, diğer bakanları, yetkilileri, herkese buradan şey yapıyorum. Yani bu yazıyı
herkesin okumasında fayda var, çevrilmesinde. Yani 12 yaşında ya öyle olaylar anlatılıyor ki kendilerini anlatamıyorlar. Yani biliyoruz en kötü şey kendini anlatamamaktır. Çocuk ya bunun ha. Tabii. Gerçekten çok üzücü bir şey bu yani. Hakikaten bunu konuşabilmek. Bak ne diyor. Dünyanın neresinde olursa olsun çok üzücü bir olay. Bak yani yasa koyucular bazen diyor bu yasaların önüne bile geçmişler. Bu Virginia'da filan baskıyla bilmem biraz anlatarak önüne geçilmiş ama 27 ayakta hala yaş belirtilmediği için 13 yaşında mesela bir kız evlense engelleyemiyorsun. Çünkü yasa yok. O parental destek o da yok. Evlenebiliyor yani kız bilmem biri. İşte çocuğun sadece 18 erkeğin mi ne 18 yaşın üzerinde olması gerekiyor. Kız 13 yaşında olabilir mesela yani. Al bu 167 bin kişi. Al, evet. Yazı burada. Yani evet. Bunu alsınlar okusunlar. Türkiye'ye bak ben şunu diyorum. Türkiye'deki de doğru değil. Ama bunun evet. Bütün bak en gelişmiş demokraside bile bunun örneği var biz ya. Biz bunu çok yoğun bir şekilde tartışıyoruz. Devlet bunu engellemek için elinden geleni yapıyor. Pratikte takip bazen güçlük, takipte güçlük oluyor. Bazen engellenemeyen evlilikler olabiliyor ama devlet öğrendiği anda buna el koyuyor. Doğru mu? Evet. Bu konuda samimi bir tavır yok mu? Cem var yani. Ha. Bak 12 yaş grubunun en çok evlendiği eyaletler notlarımda var bu. Alaska, Louisiana ve South Güney Carolina'da. Bu 3 eyalette Alaska, Louisiana ve Güney Carolina'da çok fazla varmış. Bu diyor tespit ettiklerimiz. Edemediklerimiz de var diyor. Evet. Bazı toplumda Yahudi, ya şimdi Brooklyn'de Yahudi toplumun arasına girebilir misin? Kipata çok zor. Müslümanlar var, doğru Müslüman, Mormonlar var. Evet, ya Güney Amerika, var. Bak İtalya örneğini veriyor ya ben İtalya'yı söylüyor kadın. Ya İtalyan göçmenleri, Latin Amerikalılar, Asyalılar var. Tabii. Yani şeyi çıkarmış, evet. Haritayı çıkarmışlar özellikle ya. Latin Amerikalılar da çok yaygın olduğunu biliyorum ben. Ben bu makale yayınladığı için hakikaten Washington Post'a da burada teşekkür etmek lazım. Hani her bir sürü şeyde eleştiriyoruz ama evet. Bu kadın da sesini duyurduğu için mutlu. Yani, Freddie Reis. Evet. Bu yazıyı biri Türkçe'ye çevirip hakikaten her yere yayınlarsa, okunursa evet, şey olarak da görülebilir. Bu yeni yayınlanmış değil mi? O da Trump, onun da Trump başkan seçildiği için yayınlanıyordur bunlar. 3 gün oldu işte. Cumartesi evet. Günü yayınlandı yani. Şimdi şey bunu dediğim için herkes yok artık bu kadar diyecektir ama yani bu tür gazetelerin genellikle böyle dönemlerde bu tür toplumdaki çarpıklıkları yansıtma konusunda bir hassasiyetleri de ortaya çıkıyor. Onun mesela bu teenage yaş gruplarında gene 15, 16, 17 yaş bu hamilelik oranının ne kadar arttığı, doğum kontrol. Bir mesela de evlilik bu, yani bir kent yani batı eyaletlerinde ve daha farklı ne derler demografik ve sosyal yapıdaki eyaletlerde serbest yaşam tarzından dolayı erken ilişkiler var değil mi? Bütün bunları da bu evet. İstatistiğin içinde bulmak mümkün değil aslında. Evet mesela burada ya bir tane Sherry neydi bu Sherry Johnson Florida'da kadın başından geçeni anlatıyor mesela 11 yaşında hamile kalmış tamam mı? Niçin? Evet. Annesinin kendisini de bir tane 20 yaşında biriyle o evliliğe bile zorluyor onu. Hı. Evleneceksin diye. Hani bizdeki gibi tecavüzcüsüyle evlendirme orada da var. Aileler de baskı yapıyor orada. Hı. Yani çok uzun bir yazı. Evet. Yani çok örneği var. Biz sadece bazılarını söyledik. Burada toplum ayrılmıyor. Neti bak Christian, Jewish bak Hristiyan, hı. Yahudi, Müslüman ve diğer secular communities diyor. Other secular communities yani hı. Laik seküler toplumlarda da bunun diyor çok örnekleri görülüyor. Ya bunun dinle de bilgisi yok. Hı hı. Fuat abi yani herkese görülüyor bu. Tabii ya. Tabii yani. Kesinlikle. Şimdi tekrar bazı tweetler var da oradan bir takım şeyler görüyorum. Cem onları da belirtmeden geçmeyelim. Tamam. Şimdi hani bu ünlü isimlerimiz arasında çok müstesna bir yeri olan bir isim daha var. Pelin Batu. Biliyorsun Pelin Batu. Hızlı tren kazasından sonra lokomotifin idare eden kişiye ne deniyordu? Lokomotifte çok fazla kömür atıldığı için trenin hız yaptığını ve kaza yaptığını söylemiş. Ve gerçekten bilim tarihine altın sayfalarına geçmişti Pelin Batu. Şimdi de vatandaş ikametgah belgesi alacak muhtar bulamıyor. Çünkü muhtarlar artık saraya Erdoğan'ın garnitürü olmaya gidiyor diye bir tweet atmış. Şimdi bizim sevgili Mehmet Çek de hatırlarsanız bu diyor, hükümeti eleştirirken Pamukova'daki hızlı tren kazasını örnek verip fazla kömür attıkları için raydan çıkmıştı demişti de sonra günlerce mesaj sarf edip hızlı trenin içine daha fazla kömür atılan tren olmadığını, eski kovboy filmlerinde gördüğü tren sahneleri unutması gerektiğini, şimdilerde lokomotif elektrikli trenlerin olduğunu anlatmak hep bize düşmüştü. Şimdi de diyor mecburen diyor bu kadına diyor AK Partili yıllarda geçilen e-devlet sistemiyle ikamet
kah senedi gibi işlemler için işten güçten izin alıp muhtarlığa kadar gitmeye gerek kalmadığını, bütün bu işlemleri internet başında 2 dakikada yapabileceğimizi gerekirse tahtaya çizerek anlatacağız diyor. Şimdi bu bunların geldiği düzeye bakar mısın? Bu Doktor Stevan Plinbot'un gerçek hesabı mı yalnız? Bence değil galiba. Yok yok, o gerçek hesabı. Gerçek hesabı, gerçek hesabı mı? Evet. Ha, tamam, öyle. Evet. Ama şimdi, o tabii unut. Pasaport, ilk pasaportunu sen ne zaman aldın? 70'lerde mi? Yok. 70'lerde nerede alayım ilk pasaportumu hocam? Ben 80'lerin ortalarında aldım. Ne zaman, kaç ayda aldın? Aylarca sürdü. Aylar. Ben 96'da ilk pasaportu aldım. 2,5 ay sürdüydü. Benimki aylarca sürdü. O zaman biliyorsun kütük sistemi vardı. Kütüğün neredeyse, diyelim ki kütüğün Maraş'ta, Maraş'a gideceksin. Erzurum, İstanbul'da yaşasan bile oradan halletmek zorundasın. Şimdi bunlar kalktı. Eskiden, şimdiki genç arkadaşlarımız bilmeyebilir, gayet normal. O zaman biliyorsun mesela ben çıkardıyken doğru memlekete faks çek, bekle, o git oraya, dayını gönder, halanı gönder. Daha 2,5 aydı. Şimdi randevuyu alıyorsun. Mesela salı gittin diyelim, pazartesi elinde veya cuma elinde. 3-4 günde yani. Ve şimdi iki resim, bilmem bir nüfus kağıdı yetiyor yani. Evet. Bir de şey yatıyor. Evet, doğru. Bunu bilmez. Şimdi benim ilginç bir pasaport hikayem vardı. Onu da söyleyeyim şimdi. Aylarca süründüm. Fakat 12 Eylül öncesinden öğrencilik döneminde küçük bir şeyim kalmış. Tamam mı? Evet. Savcılıkta. Tam pasaportu alacağım. O zaman Cağaloğlu'nu da hatırlarsın. Valiliğin orada alınıyor pasaport. Belki bilmezsin sen onu. Gittim şubeye, pasaport şubesine. Pasaportumu getirmiş. Dedi ki polis bana, aa dedi, seninle ilgili dedi şey var dedi. Bir sabıka kaydı vardı. 2 aylık bir ceza, dur onu, ona bakmamız lazım filan dedi adam. Abi neredeydi dedi, Fuat Uğur'un dedi, bu bilmem nesi filan dedi. Gitti, ben ne yaptım biliyor musun? Yani bu bir şey ama artık yapacak bir şeyim, bir şeyim yok. Zaman açımı varsa söyle. Pasaportu aldım ve gittim. Oradan üzerinden, bankonun üzerinden aldım gittim. Bir şey olmadı. Yani ta bilmem kaç yıl öncesinden bilmem ne sabıka kaydı. Bırak evet. Allah aşkına yani. İşte o zaman öyleydi. Şimdi diyorlar ki Türkiye'de insanların pasaport alanların sayısı şu kadar, bu kadar bilmem ne filan diye şey yapıyorlar. Neyse, Hüdakaya ne demiş? Laikçileri hiç harekete geçirmemiş bu hanımefendi. Evet demek Allah'ı inkar etmek demektir demiş. Ne güzel evet. Değil mi? Hüda Hanım'ı da tebrik ediyoruz buradan. Ama o görülmez onlar genelde. Evet, gerçi onlar genellikle görülmez. Bunları yani. Göremiyoruz. Şimdi efendime söyleyeyim. Bir de Etiyen Mahçupyan'la ilgili bir şey var. Bir tweet dedin ya. Evet, Etiyen Mahçupyan'la da ilgili onu bir şey var. Diyeyim. Etiyen Mahçupyan bir yazı yazmış. Evet. Etiyen Mahçupyan yazıyor. Batı Türkiye'yi niye bölmek istesin diye. Filiz Gündüz onu arkadaşımız da evet. Ben de anlamıyorum Etiyen Bey. Irak ve Suriye'yi uzaylar böldü mesela. Güzel yazmış yani. Şimdi Ahmet Kekeç Etiyen Mahçupyan'ı çok güzel yazmış hakikaten bugün. Çünkü bu AKP'li fırıldaklar dediği, ifade ettiği bir gazete var orada. Bunu Ahmet Kekeç abiyle Salih Tuna abi çok kullanıyor. Bu AKP'li fırıldaklar diyor bunlar. AK Partili görünüp AK Parti'yi her fırsatta geçiren adamlar. Onlar şöyle diyeyim. Ya evet diyeceğiz de. Ya şimdi işte bu Erdoğancılar bilmem ne. Evet ama evet diyeceğiz ama. Ulan evet diyeceksen de. Yani ne rol yapıyorsun yani? Sandığa da gidip hayır diye basacak ama bu arada. Ne rol yapıyorsun? Evet diyeceksen git evet de yani. Yok evet, evet. Diyeceğim ya. Ya senin şeyini evet hayır dedin sanki çok merak eden var. Bir de böyle gerekçe. Ya git evetini ver yani. Gerekçesini sonra söylersin yani. Evet diyecek. Hmm. Hani Erdoğan da şimdi bunlara lütfediyor. Ha bunlar evet diyecek ama endişelilermiş. Endişeli modernler vardı eskiden biliyorsun. Evet, bir de endişeli AKP'li fırıldaklar var. Diyor bu diyor gazete diyor Bahçeli'yi çok hedef aldılar diyor bunlar diyor. Bu malum gazete. 7 Haziran seçiminden sonra hangi koalisyon ortağı yahut destekçisi olsaydı hele AK Parti ile hükümet kursaydı onu çok seveceklerdi. Mayıs ayında başbakan değişmemiş olsaydı onu da çok sevecekler diyor. Sevmeseler bile ölümüne nefret etmeyeceklerdi diyor. Başbakan değişikliğiyle her şey başladı. Ne diyordu başdanışman diyor. İşte başdanışman bu Cem. Diyor ki hani diyor bu Etiyen Mahçupyan'ın yazdığı kavramsal yazılarla aklımızı başımızdan alan bize hep olgun, naif, bilge yüzünü gösteren ama sıkıştığında eski dostları hakkında eşcinsel iması yapacak kadar kendini düşüren adam bir gazetede köşe yazarlığı yapıyor. Ve bu gazete seviye düsturuyla yayın hayatına başlamıştı. İş bu seviyeli gazetenin seviyesizliği ve çirkinliği temellük etmiş ve başdanışmandan bozma yazarı şöyle diyordu. Başbakan değişmeseydi 15 Temmuz yaşanmazdı.
Başbakan değişmeseydi kredi notumuz düşmezdi. Başbakan değişmeseydi dolar bu kadar yükselmezdi. Evet, şimdi Etiyan Mahçupyan bunu yazmış. Batı bizi niye bölmek istesin? Evet, dediği gibi hanımefendinin de Suriye'yi ve Irak'ı uzaylılar evet. böldü. Ne diyelim yani, Allah akıl versin. Başka bir şey evet. demek içimizden gelmiyor. Şimdi yine senin bulduğun bir ilginç bir haber benim dikkatimden de kaçmış. Oda TV'de yayınlanmıştı. Oda TV'de yayınlandı. Oda TV'de. Yani Diken.com.tr'de Umut Özkırım'ın yazısı ama Oda TV gündeme getirdi. Öyle mi? Evet. Yani çok enteresan bir olay burada. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun korkunç ihaneti bu. Twitter'da da duyurduk. Bu ihanet neyin ihaneti? Şimdi biliyorsun Umut Özkırımlı akademisyen. İsveç'te evet. mi ne yaşıyor galiba? Evet. İştar Gözaydın Savaşır'ın yakın arkadaşı. İştar Gözaydın Savaşır'ın kim? İskender Savaşır'la evli. İskender Savaşır'ın eşi, hukuk akademisyen bu. Profesör. Önemliydi. FETÖ'den tutuklu bu. Cezaevinde şu an. Evet. Şimdi bununla ilgili Umut Özkırım'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihanetle suçluyor. Tamam mı? Yani neyle suçluyor biliyor musun? Mesela Kemal anlatayım. Kılıçdaroğlu kime ihanet etmiş? Evet. Şimdi bu Savaşır, İştar Gözaydın Savaşır, Fethullah Gülen'in bu terörist başının Gazeteciler Yazarlar Vakfı var ya, Abant Platformu. Hı. Onun çağrısını ve açılışını yapmış. Kılıçdaroğlu bir zamanlar çok yakın olduğu İştar Gözaydın Savaşır'ın telefonlarına bile çıkmıyormuş. Şimdi. Tabii tabii. Şimdilerde. Bak bir örnek var. Bölüm bölüm anlatayım. Böyle okuyarak değil de anlatarak geçeyim sana. 20 Aralık 2016'da FETÖ-PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınıyor ve tutuklu. Terör örgütü üyeliğinden alıyor. Eşi İskender Savaşır da Kemal Bey'i arıyor destek ve yardım için. Telefonlarına bile çıkmamış Kemal Bey. Peki İştar Savaşır Gözaydın'la Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilişkisi ne yakınlığı? 2015 seçimlerinden önce bu İştar Savaşır Gözaydın... İştar Gözaydın Savaşır. İştar Gözaydın, çok zor bir ismi var evet. Savaşır diyelim, İştar Gözaydın diyelim. Londra'dan bir teklif alıyor Oxford'dan. Oraya hocalık yapmak için gitmek istiyor. Hı. O esnada da 2015'te de seçim olacak. Hı hı. Kemal Bey'le görüşüyorlar falan. Kemal Bey de diyor ki ben sizin gibi akademisyene ihtiyacım var. Gitmeyin, siz milletvekili yapacağım diyor. Evet. Gitmeyin diyor yani şeye. Kadın da yani bunu öyle ya, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yalan söyleyecek hali yok yani. Evet. Yalan söyler mi? Yani. Umut Özkırımlı şey diyor. Yani işleri tanıyorum. Yani insanlara inanır diyor. Evet. Tabii. O da tam gitmiyor kadın. Güveniyor yani. Evet. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiği sözle itibar ediyor. Gitmiyor. Ama adaylık listeleri bir açıklanıyor. Kadın yok. Listeyi koymuyor. Ve kadın bunu hiçbir zaman da dile getirmemiş. Yani hı hı. niçin beni buraya koymadınız etmediniz demiş. Üstelik de Oxford Üniversitesi'nden 2 yıllık bir iş planı ve 2 yıllık garanti maaşlı bir şey alıyor. O zaman... Kendisine de demiş ki ikinci bölge, yani benim bölgemden seni 1 veya 2'ye koyarım demiş. Hı hı. İştar Gözaydın'a. 1 veya 2'ye koyarım diyor. Tabii koymuyor. Telefonla da çıkmıyor. Buna kim engel oluyor? CHP içindeki bir takım isimler değil mi? Gürsel Tekinler evet. falan mı engel Şimdi oluyor? Şimdi burada ben şöyle. Şey var. 13 Ekim 2014'te buluşuyorlar. Hı hı. Yani İştar Bey, İştar Hanım'la hı. Kemal Bey görüşüyorlar. Aralarında akademisyen gazeteciler de var. Yemek yiyorlar. Türkiye'nin sorunlarını anlatmak için böyle. Hı. İştar Hanım buna bir şeyler anlatıyor. Böyledir. O yemeklerde Gürsel Tekin, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kağan Salıcı da var. Hı. Oğuz Kağan Salıcı şu İstanbul İl evet, Başkanı evet. eski değil Tabii, mi? Çok anlatıyor böyle işte o yemeklere katılıyor. Yani Türkiye'nin problemlerini, yani Türkiye'de dindar kesim nedir ne değildir o kesimi iyi tanımıyorum diyor Kemal Bey. Hı hı. İştar Gözaydın'dan destek istiyorlar. Yemekler düzenleniyor. Evet. Sonra Oxford'a gidecekken kadına Oxford'a gitme. Seni bir veya ikinci sıradan milletvekili adayı yapacağım diyor. Yapmıyor. Hı hı. Oradan da konuşuyor, yapmıyor. Ama bu İşler Gözaydın da enteresan. İşler Gözaydın Savaşır. Abant Platformu'nun 7 Haziran seçimlerinden sonraki süreçte Abant Platformu'nun sözcüsü oluyor. Ya ben oluyor PKK'yı adeta. Destekliyorum. Onu da bir söyleyeyim. Bana sorsan PKK'yı destekleyen bir kadın bu. Hı hı. Ona PKK... Ama Abant Platformu'yla da alakalı. Tabii tabii. FETÖ, yani onlarla da bir yakın bir bağı var. FETÖ'cü demeyebiliriz ama... Bu FETÖ'yle bir bağı var. Çünkü Abant açılışını yapıyor, konuşmayı yapıyor. Fethullah evet. Gülen'i övüyor filan. Böyle tuhaf. Tabii Umut Özkırım da bunları dile getirmiyor. Ayrı. Ben burada hani CHP'nin mesela sonra yazısını bitirirken de Umut Özkırım'la benim burada dile getirmeye çalıştığım şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tutmaması. Ah evet. Şimdi Murat Aksoy tutuklu. Fatih Gürsul danışmanıydı biliyorsun. Baylok çıktı onda. Net FETÖ'cü.
Murat Aksoy'da darbeyi biliyordu. Ben Yeni Şafak'ta çalıştım onunla. Yani tam akılsızlığının kurbanıdır. Yani böyle FETÖ'cülerin başarılı olacağını zannetti. Yardım ve yataklık etti. Bak o da suçlu. İşler göz aydındı öyle. Ne Murat Aksoy'un telefonuna çıkıyormuş Kemal Kılıçdaroğlu, ne Fatih Gürsul'un, ne de bu işler göz aydın, kadının telefonuna çıkıyormuş. Niye diyor, terörist oldukları için mi diyor şeyde. Buna bir Umut de Özkırımlı. Daha sonra da milletvekilliğinde konusunda işler göz aydını cevap vermemiş, sözünü tutmamış. Daha sonraki 15 Temmuz'dan sonra galiba mı ya da ne zaman bilemiyorum. Tekrar aramış işler göz aydını. Sizinle çalışmak istiyorum, sizi parti meclis üyesi yapmak istiyorum evet. demiş. Kadın gene inanmış buna. Gene evet. inanmış. O sözünü de tutmamış. Aa, öyle öyle doğru. Evet. Şeyde bir de Doğuş Üniversitesi'nde çalışıyor bu. Evet. Oxford'a gitmek için oradan evet. istifa ediyor. Vekil olacağını zannediyor. O da olmuyor. Sonra Gediz Üniversitesi'nde çalışıyor. Gediz biliyorsun FETÖ'cülerin kalelerinden bir tanesiydi. Evet. evet. Orada şey evet. yapıyor. Ve bu Kemal Kılıçdaroğlu ya işler göz aydın. Bayağı meyilleşmişler. Ümit Özkırımlı soruyor hatta. Bir anlamda biraz da şey yapıyor. Bir hafif tehdit de var içinde. Silmiş misinizdir acaba o mailleri? Merak ediyorum. Tabii tabii mailler, şeyler. Yani mesela, bir takım mailleşmeler var anladığım kadarıyla. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu o mailleri sildi mi silmedi Peki, mi? Peki çok bilmiyorum. Enteresan. İşler Hanım dindar kesimi iyi tanıdığını öyleymiş yani. Ben bilmiyorum ama burada öyle yazıyor. İyi biliyormuş. Bu kesimleri Kemal Kılıçdaroğlu iyi tanımadığı için İşler Hanım'dan bu yüzden destek istiyor. Ha, bu Gediz'de çalışmak, FETÖ, ABAK platformu İşler Hanım da öyle masum filan, öyle FETÖ'yle bir bağı yok da değil yani ya da o şeylere. Ama buradaki mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihaneti. Evet. Yani Umut Özkırımlı'nın iddiası bu yani. Kemal Kılıçdaroğlu güvenilmez bir adam. Evet. Ve diyor ki bu yazıda kullanılan bilgiler bahis konusu tüm görüşmelere katılan İskender Savaşır. Yani İşler Gözaydın'ın eşi İskender Savaşır ve Ahmet Erdi Öztürk'ten alınmıştır Peki, diyor. Peki ben sana söyleyeyim. Herkesin koşan, bütün FETÖ'cülerin peşine giden CHP, PKK'ları savunan, PKK'larla vekilleri, HDP'lileri bile savunan CHP. Mesela bu hanımın eşi İskender Savaşır'ın telefonlarına niye çıkmıyor Kemal Kılıçdaroğlu? Vallahi bu kadar oturmuşlar, yemişler, içmişler, görüş alışverişine bulmuşlar, milletvekili yapacak kadar yakınlaşmışlar. Her şey bu kadar net olmuş. Belki FETÖ de gözden çıkardı İşler Gözaydın'ı yani. Peki ama bak 2015'te niye aday yapmıyor? Evet. Kılıçdaroğlu bunu. Evet. Söz verdiği halde. Enteresan orada da başka bir bir bitkinliği yani, var. Yani has FETÖ'cü olmadığı içindir belki. yani kim bilir? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi taraklarda bizi var? O biliyorsun bir muamma ve o yüzden de Fethullahçıların kasetle getirdiği genel başkan. Fethullahçıların ABAN platformunu açan bir akademisyen. Böyle FETÖ'yle al gülüm ver gülüm durumları. Sonra evet. FETÖ'cü yanaşmaların kendi içerisindeki anlaşmazlıkları diyelim biz bu duruma evet, yani. Evet evet tam da öyle. Şimdi bu arada bir haber daha okuyacağım. Çok matrak bir haber. Şimdi Aydınlık Gazetesi'nin manşeti MHP'li başkan vatana katıldı. Şimdi Aydınlık Gazetesi de Bahçeli'yi ve MHP'yi hedef aldı ya. Şimdi MHP'li başkan vatana katıldı dediğin zaman manşetinde ne anlıyorsun? MHP'li bir il başkanı ya da en azından ilçe başkanı anlıyorsun değil mi? Hemen alttaki spotu okuyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Perinçek'i değil. Bir arada şey söyleyeyim, bu, özür dilerim. Bu İşler Hanım, sen iyi Turgut Tarhanlı'yı sen iyi tanır mısın öyle mi? Turgut Tarhanlı. Tarhanlı, evet. Evet, tanıyorum. Onunla evliymiş bir ara bu. Ha, Helsinki konusunda, Helsinki girişiminin başkanıydı Turgut Tarhanlı da geçtiğimiz. Onu bir aranot olarak söyleyeyim dedim. Evet. Turgut Tarhanlı evet. Evet diyor ki alt spotta da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Perinçek'i değil Tayyip Erdoğan'ı tercih edelim açıklaması ülkücü camiada karşılık bulmadı. Kars'ın MHP'li eski belediye başkanı partisinden istifa edip Vatan Partisi'ne katıldı. Yani pes doğrusu. Yani Meral Akşener'lerin, Sinan Oğan'ların, Ümit Özdağ'ların olduğu bir partide. Bu da haber mi, manşet mi yani Allah aşkına? Yani bu son derece normal değil mi? Eski başkanı. Yani bu gazetecilik falan değil. Yapmayın Allah aşkınıza. Şimdi bu arada... Yani şey vardı yani bir ara... Mesela Fenerbahçe dediğim zorlanıyor. Yani ligdiği gitmiyor. Evet. Ya lefterimi çağırsak derlerdi.
Evet. 50'lerde ya ama derlerdi çok yaşlı ama olsun 50'lerde iyiydi yani 40'larda. Evet. Onun gibi yani Can Bartu'yu çağıralım filan. Evet. Onun gibi yani. Şimdi Arda Turan'la röportaj yapmış Sözcü. Kim yapmış? Özlem Gürses yapmış. Arda Turan Sözcü'ye konuştu. Pişman değilim dedi. Ünlü futbolcu Rıdvan'ın çağrısına uymasına eleştirenlere değil, Atatürkçülüğünü sorgulayanlara kızdığını söylemiş. Evet. Bu arada önemli bir haber daha var Cem. Hemen Sözcü'de gördüm zaten. Sabahleyin de radyoda dinlemiştim. Hayırcı 3 vekil MHP'den atılıyor. Yani disipline verilmişler. Evet. Merkez disiplin kuruluna verilmişler. Şey, Yusuf Alaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan. Okutan evet. Evet. Onlar o da önemli şimdi bir gelişme bu arada. Medya dili açısından şu Sözcü'nün haberiyle ilgili bir şey diyeyim. Pişman değilim. Şimdi bu hani Papa New York genel ev hikayesi gibi bir şey biliyorsun. Evet, evet. Yani hani o şey gibi. Yani çocuğa şimdi öyle sorunca evet. Yani çocuk zaten pişman değil ve Erdoğan'cı. Zaten Erdoğan niye sevdiğini her yerde yani, söylüyor yani. Buranın alt okuması var bu başta. İşte yani pişman yani, değilim ya. Pişman mısın? Çocuk aslında hani pişman gibi de gururunu gururlu olduğu için kuyruğu dik tutmak için pişman değilim diyor gibi bir hava yaratmak istiyorlar. Böyle de bir üçkağıt var. Sen hayırcı olduğun için pişman değil misin diyecekti Özlem Gürses'e. Evet, evet. Şimdi bir reklam arası varmış. Peki. Reklam arasından sonra döneceğiz. Biraz zamanımız daha var. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet, Medya Kritik devam ediyor sevgili seyirciler. Geçen hafta çok fazla konuşamadığımız bir konu vardı biliyorsunuz. Cem, hemen üstünden geçmiştik ama Berat Albayrak'ın açıklamaları vardı ama asıl önemlisi Tuz Gölü'nün altında doğalgaz deposunun kurulmasıydı. Evet. Ve bu çalışmaya başladı. Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesi %14'ler civarındaydı ve bunun Avrupa'daki karşılığı %30-40 civarında. Yani herhangi bir doğalgaz sıkıntısı durumunda... Yıllık tükettiğimiz doğalgazın en az %30-40'ını depolamış olmalıyız ki bir sıkıntıya düşmeyelim. Acil bir sıkıntıya düşmeyelim. Yani Avrupa bunu sağlıyor. Bizim de sağlamamız gerekiyor. İşte bu Tuz Gölü'nün altındaki doğalgaz depolama tesisiyle bunu önemli ölçüde %20'lere, %25'lere çıkaracak bir doğalgaz depolama tesisi bu. O yüzden de çok tebrik edilmesi gereken bir şey. Bu doğalgaz depolama tesislerinin artırılması gerekiyor. Berat bu bir... Evet, Ankara temsilcileriyle konuşmuş gazetecilerin. Çok önemli bilgiler vermiş. Doğal kaynak rezervimiz olmadığı halde ithalat ederken bunu ihraç edecek duruma geleceğimizi söylemiş. 10 yıl sonra, yok pardon, 2020'lerde diyor, 3'te 2'sini yerli kaynaklardan evet, kömür, rüzgar ve güneş enerjisindeki şey artırarak 2020'lerde burada büyük oyuncu olacağız rüzgar, diyor. Rüzgar, kömür ve güneşe dayalı. Evet, evet. Bir enerji. De gaz depolama kapasitelerini artırıyoruz. İşte Tuz Gölü örneği o yüzden müthişti. Berat Bey... Sakin, sessiz. Yani enerjideki anahtar bu işte. Evet, bunu bilip ona göre bürokrasiyi tanzim etmek ve ona göre bürokrasiyi çalıştırmak, izinlerin çabucak alınmasına. Şimdi yurt dışından, ben okuyorum, yurt dışından yeni yatırımcılar gelmeye başladı. İşte Berat Bey böyle Alman, Amerikan, Kuveyt, Katar her yerden geliyor. İşini sessiz sedasız yapıyor, iyi yapıyor. Evet. İyi de çalışıyor, tebrik etmek lazım. Ben de tebrik ediyorum gerçekten. Yani hani... Eleştiri getirenlerin de şu kadar çabayı, bir yer elektrikler gitti bilmem siber saldırı oldu. Hı. Vay efendim elektrik mi gider? Kendi arkadaşlarımız yani bunları diyenler bu kıskançlıktan Berat Bey işini yapıyor. Amsterdam bir hafta elektriksiz kaldı ya. Yani onların derdi şeydi, şu Tuz Gölü bile büyük iştir yani tek başına. Tek başına büyük bir şey, o da daha artılacaktır. Sabahın manşeti var, Kozmik Oda kumpasının iç yüzü. Özellikle bu Kozmik Oda'ya girildikten sonra Baki Kaya, gizemli albay Baki Kaya sabaha konuşmuş ve en önemli şey şu, ülke işgal edildiği takdirde sivil milli mukavemeti örgütleyecek bir teşkilattan mahrum kaldı Kozmik Oda kumpasıyla. Evet. Bütün beyaz kuvvetlerin takvimde de vardı. Bana göre... Beyaz kuvvetlerin tamamen deşifre edildiğini, Fethullah Gülen'in eline geçtiğini söylüyorlar. Bugün gene sabahta Abdurrahman Şimşek ile Nazif Karaman'ın haberi, günün önemli haberlerinden bu. Hı hı. Kozmik Oda'ya girilmişti biliyorsun. Albay Baki, gizemli albay diye geçerdi Baki Kaya. Abdurrahman ve Nazif onunla konuşmuşlar. Evet. Seferberlik tetkikini ortadan kaldırarak aslında 15 Temmuz darbe girişimine giden süreci o dönem FETÖ başlatmış. Çünkü bütün bilgileri ele geçirmişler. Evet. Hatta o dönemin savcısı FETÖ'cü kendisini sorguladığında sadece öylesine bir iki şey soru bırakacağız filan deyip hedefe seçmişler. Aynı sokakta niye hedef seçildin diye sormuş Nazif'le Abdurrahman. Cevabı şu. Dönemin başbakanı yardımcısıyla yani Bülent Arınç'la aynı sokakta oturmamdı diyor. Ki o dönemden dolayı hesap yani her şeyine bakmışlar.
O adam üzerinden Kozmik Oda'ya girmişler, Albay üzerinden. Bugün Sabah gazetesinde bu haberi okuyanlar, röportaj, uzun bir röportaj, çok daha detayını bulabilirler. Çok önemli. Olayın iç yüzü aydınlanmış yani. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli kazada da yetkilileri yanlış yönlendirip kurtarma ekibini geciktiren dönemin Kayseri İstihbarat Müdürü Ali Orhan Dinç, Baylok operasyonunda gözaltına alınmış ve Baylokçu çıkmış Cem. Helikopterden cihaz söken Assubay Aydın Özsıcak da 15 Temmuz gecesi Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden ekipteymiş. Ve bütün Yazıcıoğlu'nun şehadetinde bütün işaretler FETÖ'yü gösteriyor diyor. Bir başka haber. Bunu da hemen belirtmeden geçmeyelim. Evet, Kayseri Emniyet Müdürü, İstihbarat Müdürü Ali Orhan Dinç. Evet, Ali Orhan Dinç. Evet. O zaman dönem Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'le Vali Mevlüt Bilici'ye Yazıcıoğlu kazadan yaralı kurtuldu yaşıyor şeklinde bilgi vererek kurtarma çalışmalarını sabote etmiş. Mesela kurtarıldı diyor, yardım gitmiyor. Gitmiyor. Yani ben o zaman ATV'nin yayın yönetmeliyim. Bunu iki gün boyunca canlı yayında yeri, köylüler bile yerini işaret ediliyor, ediyor, gösteriyor, neye gidilmiyor diye evet. Yayın yaptım. O zaman dönemde Efkan Ala müsteşardı. Bana çok kızmıştı. Bize çok evet. Kızdı. Yani işte doğruları söylüyoruz ve etrafınızdaki adamlar sizi yanlış yönlendiriyor ve görmüyorsunuz. Göremediniz zamanında. Bu tür hatalar yapıldı. Neyse. Şimdi önemli bir kayıp var. Müzik dünyasında önemli bir kayıp onunla var. Onunla bitirelim. Evet, onunla bitirelim. Görüntü de var. Bu bir şey. Da var. Onu da yayınlayalım. Önce ondan sonra söyleyelim. Tamam, onu yayınlayalım o zaman. Evet. Yayınlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Alciaro evet. Alciaro öldü. Hayatını kaybetti. Yani 76 yaşında. Blues'un, caz'ın efsane ismiydi. Yani çok sevilen, Grammy ödülü almış bir adamdı. Nasıl tanır bizim kamuoyu? Mavi Ay filminin vardı 80'lerde. Mavi Ay dizisinin müziğini yapmış ve seslendirmişti. Evet. Şimdi verebiliriz istersen. Evet, müzik de buydu. Yani Alciaro. Hatırlıyor musun sen şeyi? Alciaro'yu izledim, Türkiye'ye geldi. Peki. Yani çok sevdiğim bir sanatçıdır. Yani bir o vardı, bir Rick Corea vardı, benim sevdiğim var da hala. Evet. Bir de yine vardı dediğim Miles Davis vardı. Miles Davis'i Açık Hava Tiyatrosu'nda gitmiştim Cem. Tabii Açık Hava Tiyatrosu'nda bu tür gösterileri biliyorsun, böyle bir kontenjandan gelen, bankaların kontenjandan gelenler vardı. O şeydir, önce bir konseri izlerler, yarısında giderler. Evet. Miles Davis'i hiç unutmuyorum. Normalde etrafta Açık Hava Tiyatrosu'nda oteller, moteller falan vardır. 12'de programlar biter. Gece yarısı konser devam etmez. Ama Miles Davis konseri saat 1.30-2'ye kadar sürdürdü ve hayranları ve bizler de dahil olmak üzere unutulmaz bir gece geçirmiştik o konser gecesini. Evet. Hiç unutmuyorum. Muhteşem bir gece. Çünkü adam coştu ve işte Cem Jackson dediğimiz o yorumlarla, coverlarla döktürdü tam anlamıyla. Ben hiç unutamıyorum evet. Onu. Take Five diye bir şarkısı daha vardı. Yani Alciaro'nun bir özelliği şu değil mi? Sesini bir enstrüman gibi kullanması. Evet, yani tam anlamıyla. Bir de blues, jazz bunların hepsini aynı anda söyleyebiliyordu. Bir ara unutulur gibi olmuştu. Çok turne yapardı. Bu Barack Obama bunu tek yaptığı iş diyelim. 2015'te hatırladı. Bir konser monser verdirtti buna. O şeyini geri ver. Yani itibar zaten vardı da hatırlattı onu. Hatırlattı. Tam oyunu hatırlattı yani. Hatırlattı evet. Bizde evet. Mavi Ay dizisiyle bilinir o Mavi müzik. Mavi Ay evet. Ne? Bruce Willis oynardı değil mi o filmde? Bruce Willis. Ben geçenlerde rastladım o diziye. Bir işte anılarımı canlandırdım. Bir şöyle bir bakmıştım. Çok enteresan yani bir diziydi. Yani ben aklıma burada şeyi de anayım yani o da. Alev Sezer. Seslendirmesini yapan vardı ya Alev Sezer. Ha evet evet. Tiyatro sanatı. Allah rahmet eylesin. Bruce Willis'in sesi diye biz onu hatırlıyoruz evet. Değil mi? Bizi evet, sevdiren dost dublajcılardı aslında. Evet. Biri de Alev Sezer'di. Ona da Allah rahmet eylesin. Amin. Evet programımızın sonuna geldik. Medya Kritiğim bugün sevgili seyirciler. Cem Küçük ve bendeniz Fuat Uğur. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşça kalın.